Tamamdır. Şimdi başlayalım bakalım. Turkish Delight vs. Team Sweden. Confirm. Maşallah sert bir yer. Ha yo biz Sovyetiz ya. Biz Sovyet değiliz ya, US'iz biz. Biz de, o gün mü Sovyettik? Biz Sonra. şeyleri İtalyanları Sovyet olarak beğendik Açıkçası biz. Dur bir saniye hatırlamıyorum. bir bakayım. Dur bir saniye bir bakayım. Tekrar kurmamız gerekiyorsa şey yapalım. Ben ya aslında muhtemelen onlar doğru canım ben şey şimdi YouTube şeyine girip bakıyorum biz neydik diye senin yayınla. Ben de öyle yapacaktım şahsen. Struggle Turkey Biz Italy. Sovyetiz onlara karşı, evet. Wow, okey. Amerika'ysak tamam çok daha iyi. Tamam, o zaman sert bir. Evet, elimizde şey yok. Fazla op Op yok. yok, hiçbir şey Söyleşe de yok. büyük ihtimalle blokeye karşı tutmamız gerekecek. Evet. Onlar da geldiler. Şimdi bakalım. Standart açılış yapacağız herhalde. 4-4-2. Aynen. Neye dizayn edeceğiz? Special Yani relationship mı? Yoksa special Romanian'a mı dizayn etsek acaba ya? Hani relationship. o kadar op fakiriyiz ki. Doğru diyorsun. Ben Socialist. Romanya'nı şey Çünkü yapmaya varım. bir de socialist gelirse special yalan olacak. Hani o da kabus olur yani o. Şu an her opa ihtiyacımız var yani. Ona katılıyorum. O yüzden bir op Romanya sonra oynayacağımızda special relationship oynayalım sonradan. Romanya abi o zaman yapıştır. O zaman yapıştıralım. Vay be çok sert bir yerle başlıyoruz. Decolonization tutmak durumundayız zaten şimdilik. Tabii. Vietnam Revolution en son oynamak zorunda kalacağız. O yüzden Malezya'ya çıkış yapmamız lazım. İşte Vietnam'ı belli olmaz. Şimdi Süveyş'i de tutmak zorunda olmamız işleri Arap saçına döndürüyor. Göreceğiz onu. Yani belki Vietnam'ı trigger edip kuyu da yapabiliriz. Evet. Aslında şu an socialist başladılar. Mesela o yüzden bir kuya karşı special relationship'in bir avantajı vardı ama elimiz o kadar vurdu ki yani. Hayır abi tam tersine special relationship yalan olacaktı. UK'den alıyor o zaman. Aa sen haklısın. Sanki ben iki Hı İtalya al. Ha, doğru. Special hı. Yo. relationship sonradan Doğru. trigger edecek Aynen. gibi düşündüm ama. Tam korktuğum şey gerçekleşti. Doğru Zaten. diyorsun. Bakalım şimdi büyük ihtimalle büyük bir İtalya kulübü başlayacak o zaman. Bu şey demek de olabilir. Ellerinde Avrupa kesin değil yani de İtalya kulübü yaparlarsa. Gerçi elinde social dumping varsa Sovyet olarak sence İtalya kulübü başlangıcı her zaman için doğru mu? Scoring karta göre yani Middle East varsa tek istisnası Middle East sendeyse bence. Onun dışında ben her zaman İtalya'ya yapıyorum yani. Ancak Middle East bendeyse yapmıyorum. Şimdi kötü bir kuyuya ihtiyacımız Var var. Yoksa iş çok zor. Oh, 4 top da geliyor. Çok o. zor. Şiş. Bakalım. Oo. Aa, Gün çok iyi. olacak en iyi şey geldi. Ve special relationship ile ikisini de kapatıyorum galiba şu an. Evet. Şimdi şöyle yapıyorum şu anda.
Böyle yapalım. Yoksa şey mi yapmak istiyoruz? Yani İran'dan da bir çıkış, yani West Germany'i sallayıp İran'dan da bir yere bir şey mi vermek istiyoruz? Afganistan'a veya Pakistan'a. Ellerinde eğer scoring varsa elimizde op yok. Onları geri tutacak. Bence ya West orası Germany'i öyle. Çok boşa koymasınlar ama... bence ama. Aynı sorun şeyde de var. Yani Middle East'ten çıkıyorsak orada da geri savaşacak şeyimiz yok. Indo-Pakistan'ı bizde ya, o yüzden bir tane Pakistan'a koymak çok istiyorum. Oradan def edilmeden aslında. Ama o zaman da Pakistan'a kuğu açık şu anda. Evet, kuğu. Pakistan'a zaten kuğu yapsın istiyorum. Ki onunla 50-50 Indo-Pakistan'ı şansımı deneyeyim. Zaten that's the trap. Peki o zaman şey, süreç oynamak çok riskli yani sanki, değil mi? Bu, evet, çok 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 riskli. Yani. Çok riskli. Bir de Romanya'nın şey yaptığımız için elimizin kötü olduğunu da biliyor. Ama şöyle bir durum var, bir de İtalya'ya bir koyarsak hala domine edileceğiz. Çünkü Romanya'yı da verdik onlara. Tamam abi ya, West Germany okey. Katıldım. Doğru. Tamam. Değil mi? Çünkü yani domination'ı öyle ucuza vermek de istemiyoruz. Evet, evet. Tamam. O ve onun içinde şey eyvallah sanki. Eyvallah. Special relationship. Tamam. Evet. En azından o bir bayağı şey oldu. İyi oldu. Evet. Şimdi en azından bu bir de low pressure bir maç yani. Çünkü bir grup durumu belirletmiyor. Yani. Bu antrenman maçı niteliğinde yani. Öyle. Yani friendly'den hiçbir farkı yok aslında. Evet, yükleniyorlar şey güçlü diye. Ne yapacağız? Bence Fransa'ya girmelerine izin vereceğiz yani. Tabii tabii. Fransa'yı tutamayacağız. Ama İtalya'yı hala elde tutmak istiyoruz bence. Evet. Koreyan'ı mı trigger edeceksin? Ne yapacaksın? Ya ya Koreyan var ya Indo-Pakistan'ı var. İkisinden başka bir şeyimiz yok. Şey, Indo'yu... Valla Koreyan'ı yapalım istersen. Çünkü Indo-Pakistan'ı ne bileyim. Hı hı. Ben varım buna. Koreyanlı bu. Okay. En büyük bir yere elden çıkaracaktık. Yani elimiz zaten zor. Yani, o yüzden yapacak başka bir şey yok. Okay. Success. Tamam. En azından 3 op oraya harcaması gerekecek. Biz büyük ihtimalle Nasar'ı da oynayacağız bu durumda. Hızlıca. Bence biz şey yapalım, onlar Fransa'yı alırsa Vietnam'ı trigger edip cool'layalım. Ha, direkt Vietnam'ı cool'layalım diyorsun. Aynen. Ben varım. Yani çünkü daha iyi bir durum olmayacak. Tamam. Ne tek sıkıntı geri cool'layabilirler yani, ama ona yapacak bir şeyimiz yok. Cool'lasınlar sanki. Zaten bizim elimiz o kadar kötü ki o savaşa girmek istiyoruz biz yani. Ben bu dediğine katıldım. Bakalım. O zaman burada kuyu basıyorum, deniyoruz. Okey, güzel. Güzel. Ha, böylece Suez Crisis sona kaldı ve military op da aldık. Şey, düşürmek zorunda değiliz, düşürmek zorunda değiliz. Onun düşürmesi lazım şimdi, çünkü yoksa gerçi İran'a kuyu yapmayı sevecek zaten de. Düşman başına bir el gerçekten ya. Hem op olarak düşük, hem eventler kötü. O yüzden... Aynen. Ama bayağı bir en azından Sovyet eventini çıkarmış olacağız. Oo, evet, orası öyle. Suresh'i de en son oynayacağız yani event olarak. Hiç bence Space'e falan atmıyoruz bir şey. Yani şimdi tek düşünce Indo-Pakistan'dan vazgeçmek olurdu, ama onun dediğine de katılıyorum. Yani o güçlü bir şey, flip kart yani bizim için. Ya inşallah Europe Scoring falan gelir şimdi de.
Biz de Nasser'le kuyu yaparız. Southeast Asia'yı secure ederiz. Anladım. Mesela trigger edip Q yapabiliriz direkt oraya. Aynen. Evet. Seviyorum böyle zor elleri. Hele hele böyle cooperation usulü ele almayı. Yani ben zaten zor elleri böyle şanssız şeylere çok şikayet etmem yani öyle. Hani oyun işte sonuçta. Ama böyle takım arkadaşıyla bu kadar felaket zor ellere şey yapmak beyin fırtınası güzel oluyor. Evet, daha yeni yeni baş Euroscoin geldi. Aha Güzel. tamam. Okey. Eyvallah. O zaman Trigger Nasser ve Q. Oo. En azından zarlar şansımıza iyi gidiyor yani. Evet. Güzel. Vietnam Revolts oyun dışı. Dekol bizde. Çok iyi bunlar. Şimdi Pakistan'a şey yapmayabilirler, movement yapmayabilirler henüz. Indo-Pakistan'ı ne yapacağız acaba şu anda? Vallahi şimdi inşallah distalization yoktur onlarda. Okey yok. Hindo-Pakistan ile Tayland'ı alacağız abi şu an. Başka yapacak bir şey yok. Değil mi? Evet, katıldım ona. Yani distalization yok zaten. Henüz gelmedi. Bir Başka dakika yapacak bir bir şey yok şeyim yok yani. abi. Tamam. Yani İcip'te alabiliyoruz ve şey Afganistan'a çıkabiliyoruz mesela. Burada da bir öyle bir hamle yapabiliyoruz. Ya da Libya'ya bir koyup Afganistan'a bir koyabiliyoruz. Ya biz Libya artı Pakistan'da koyabiliyoruz. Şu an Pakistan'a koymamak için bir neden de yok. Hani İran'a kuy yani. İran'ı kaybetme hamlemizi yapabiliriz yani Tayland yerine. Ama Indo-Pakistan'ı çıkarıyorsak şu an Pakistan'a koymazsın o zaman. Ya risk alıp Süveyş'i yani çünkü ama ne gerek var öyle bir riske? Niye Pakistan'a koymayız ki? Bence birini buraya koymak fena fikir değil yani gibi geliyor bana. Aa, doğru gerçi. Ben Defcon 3'ü unuttum tabii. Doğru söylüyorsun. Diğeri de Tayland mı? Yani diğeri Tayland Libya mı? olabilir ya da Libya olabilir, evet. Alsak ya da? Lübnan için biraz erken olabilir. Bakalım kuyu yapıp yapmamasına göre. Bence Tayland'a koyalım bir tane abi. Çünkü eğer onlar Middle East'i şey yapmazlarsa güçlendirmezlerse bence bizim oyunumuz şey olur. Bir Irak, bir Tayland olur. Böylece Middle East'e headline yapabiliriz. Bir Şu an sonraki tur. Ha, anladım Yani dediğini. şu an yani bir Pakistan, bir Tayland yapalım diyorum ben. Anladım. Böyle diyorsun sen. Tayland'a bir koyunca bize çok bir avantajı yok. Yani ikisini birden alırsak şey Hayır alıyoruz işte. tur Hayır. sonunda. Zaten ama onlarda scoring yok yani bence. Ha, şu an yok yok. Bir sonraki tura yani Asya Domination'a Hayır. girmek istiyorsan hem Pakistan'ı Yok hem Tayland'ı zaten. almamız lazım. Şimdi de Pakistan çıkınca onların İran'a kuyu yapma şansı biraz daha fazla oluyor. Pakistan'ı güçlendirmemiz bile gerekebilir yani çünkü China Card Philip'e karşı. Evet, yani bunu böyle yapalım, sonra düşünelim diyorum. Tamam bana uyar ya. Bu iyi. Eğer bir sonraki el bize bir kuyu verirlerse o bizim için güzel yani sonuçta. Ya şimdi kuyu yapmazlarsa ya da Şu kuyu an yapacaklar İran'a. Milops ne durumda? Biz kuyu yaptığımız için Ha, okey, tamam. şeyiz. Evet, bir sıkıntı yok orada. Switch Crisis'da oynayacağız. Şu an evet, 4 tane kart mı oldu? Nasar da böyle bir etkisiz bir şekilde çıkınca 6 atmamız sayesinde o da iyi oldu. Yani şu an elimize göre durumumuz çok iyi. Yani fazla iyi Çok yani iyi. başlangıca göre. Hem de space bile yapmadık yani. Evet.
Fidel. Influence. O zaman coup yapmıyorlar. Okay, şey tehdit ediyorlar. Tamam, sen bir süreçte trigger et abi. Önce oynuyor muyuz? Lübnan'a access istiyor muyuz? Doğru diyorsun. Yani Lübnan'a bir koyalım bence. Zaten iki ülkeye bir tane İsrail çıkaracak. Başka şansı yok yani. O yüzden önce oynayabiliriz yani. O önemli değil. Doğru diyorsun. Şimdi Lübnan'a koyabiliriz. Onun dışında İran'ı mı alacağız yoksa Pakistan'ı mı güçlendireceğiz? Şimdi şöyle bir sorun var. Defcon 4 kalacağı için Tayland'a veya Pakistan'a coup yapabilecek şu an. Bir sonraki turun başlangıcında. Böyle evet. Bir sorunumuz var. Doğru diyorsun. Yani flip de yani olup da flip etmek gerçek çaynakla flip edeceğine sen coup yapar diyorsun. Aynen. Acaba eksesimiz de olacak yani. Ben coup yapmasına varım. Coup yapmasıyla ilgili bir sıkıntım yok. Bence flip etmesi daha büyük bir tehlike. Ama ikisini de iki yapabiliriz. Yani böyle de yapabiliriz. Acaba Tayland'ı mı üçlesek sadece? Ya da Lübnan'ı... Pakistan'ı çok kolay geliyor abi ya o zaman bence. Lübnan'ı sallamaya varım ben. Bence Lübnan'ın o kadar bir kritik bir durumu yok. Ama şu an Middle East'te 3-0 başlıyoruz. Başlayalım ne olacak ya? 4-0. Yani Middle East'i headline yapabilir. Öyle bir sorunumuz olur. Ya bence ya İran'ı almasak bile İcipt'i almak iyi olabilir gibi geliyor. Ya ben Middle East'e bence bir tane koyalım ya. Bence şey bırakmayalım. Presence'ız geçmeyelim yani gibi geliyor bana. Sen şey mi yapmak istiyorsun? Tayland'a 3 mü yapmak istiyorsun? Evet yani Tayland'a girsin istemiyorum yani. O kadar Vietnam'ı çıkarmışız. Dekol bizde. China Kart'la coup yapmasın yani. İlk move ki yapacak. Hatta Duck and Cover'la coup yapabilir. Ama Duck and Cover bize gelebilir. Biz de Duck and Cover'la Defcon'da düşürebiliriz yani. Bu da bir olasılık. Yani o da var. Hatta belki CIA'ya gelir. CIA'ya gelirse oynarız bence falan yani. Okey. Böyle yapalım o zaman. Böyle yaparsak çünkü şey de ihtimal var. Yani başka altımız da oluyor. Mesela Asya Scoring gelirse o zaman coup yapması da çok önemli. Çünkü Asya Scoring'i headline edebiliriz. Yani bence Pakistan artı Tayland güçlü bir move ikisi birden. Eyvallah. Tamam. İkna oldum. Tamam. O zaman bence de Lübnan yerine Egypt daha iyi. Katılıyorum aynen, ona. Yani. Tamam. Evet. Bence yani China Card'la coup yapmaktansa direkt flip etmesi bizim için daha zor olabilir. Daha garanti yani flip etmesi. O zaman gerçi bize coup şansı veriyor. Ama China Card'la değil coup. Gerçi China Card'la coup ne oluyor şimdi? O 6 değil de 5'lik oluyor. Çok oluyor da abi. Biz Duck and Cover veya Asia bize gelsin diye. CIA ve Duck and Cover geldi. Ah, çok iyi. Süper. CIA'yı oynamak istemiyoruz bence. Tabii canım. Hele Truman da bizde, o da güzel. Evet, Truman da iyi. Şey oynandı. Onların çok yok kötü veyli var ha. Biraz sıra onlarda olması normal ki. Şu an bize 4 top hiç gelmedi henüz. Mesela onlar bir tane 4 top oynadılar şimdiye kadar. Bize Red Scare gelirse sıkıntı olacak bir tek. Gelsin ne yapalım. Okey, Duck and Cover hiç düşünecek bir şey yok. Tamamdır. O zaman şeye itiyoruz onları. Flip etmeye itiyoruz bence. İcip'te İran'a darbe yapsın. Doğru, flip ederse biz kuyu alıyoruz en azından. Evet, elimiz yine çok şey değil yani. Off olarak sıkıntılıyız. Comecon'dan tutmak zorundayız. Şeyle karşı yine bloklara karşı. Aynen. Oo. Artık en azından Comecon'u tutmamıza gerek kalmadı. Vallahi sert bir maç.
NATO hala beleş. Öyle bir durum var. Ya bunu geç. Adamlar şu an kafayı bozsa Europe kontrolü alabilir yani. Risk alıp blokeyi şey yaparlarsa Europe kontrolüyle oyun bitebilir ya şu an. O kadar kolay değil Truman bizde olduğu için. Ha. Evet doğru. Ama evet Europe domination possible yani. Ben biraz fazla Asya'ya hold on yaptık. Ellerinde Asya scoring varsa Asya'ya yönlenmek isteyebilirler. Çünkü Pakistan'ı flip etme şansları var ve flip ederlerse şey oluyor. Domination'ı kesiyorlar. Şimdi onlar da muhtemelen Marshall vardır. Marshall'ı şey yaparlar diye düşünüyorum. Spain, Greece'i alıp hani space etmezler bence. Containment olacak son el hiç değilse. O yüzden son ele iki hop bırakalım. Yani son ele CIA'yı veya Olimpi'yi şey Truman'ı falan değil de Olimpi'yi bırakalım mesela ya da Comecon'u. Ya şu an Son el containment olan. blokade yersek bayağı kötü olacak. Çünkü o zaman decolonization oynamak zorunda kalacağız. Böyle bir durum da var. Ama ellerinde şu an blokade olmadığına göre bence bir oyun planı kuralım. Yoksa varsa zaten yapacak bir şey tuttuk orada biraz yani. Valla. Okey güzel. Okay, Q yapıyorlar. Aa. Ve bir. Çıldırmış. Çıldırmış bunlar. Bu ilginç oldu. Ben o zaman İran artı Pakistan mı yapalım? Comecon'la. Mantıklı yani. Yani tabii çünkü İran'ı alırsak şey yapamayacağız bu ihtimalle şu anda maalesef. Domination alamayız bence Middle East'te. Çok Tabii yani tabii. çok yavaş yavaş gitmemiz gerekir yani onun için. İmkansız ya. Yani aslında bir tane İsrail'e de koysak fena olmayabilir ama. Ama bence önce Comecon yapıyoruz değil mi? Yani bence o iyi. Hem İran'ı Tabii tutmuş komik. oluyoruz hem Flip'i engellemiş oluyoruz. Evet. Okey, bunu trigger event dedim o zaman. Önce bir onlar yapsınlar. Şu an evet, böyle en azından bayağı evet Sovyet kartları remove olmaya devam ediyor. Öyle bir durum var. Remove kıpkırmızı. Aynen öyle. Böyle yaptım Pakistan artı İran dedim. Aynen. Captured Nazi Scientist ben event yapmaya varım yani bir op yerine. Tabii canım. Şimdi onu elden çıkartabiliriz. Sonraki elimiz zaten full bir op yani. Full bir op artı Middle East. Formasan güzel. Okay. Okay, öyle kestiler. Evet, kolay kesme. Ben direkt Captured Nazi Scientist yapıyorum şu an. Ne dersin? İsrail'e mi bir tane koysak? Şimdi onu CIA yani o slow push yapınca bence karşı cevap verecek falan. Böyle space'e çıkken, space'e şu an çıkarsan 2 BP alıyoruz en azından. ama bence Çünkü İsrail yaparsak cevap verecekse zaten şimdi yani geçirtmenin İsrail'e çok bir kat şey yok bize. Belki geliyor. Zararı yok. ama bence yani şimdi şöyle bir şey de var. Onlar space deneyip fail de edebilirler. Biz yine 2 puan alabiliriz. Yani 50-50 çünkü onların çıkması. Bence bir İsrail'e koymaktan bir zarar gelmez CIA ile ya. Ama önce İsrail yapacağız, sonra bir de Lübnan'a gitmemiz lazım. Yani iki tur, yani iki tura ihtiyaç, iki turluk bir oyun ya o. Hayır işte ben on... Ya şey ya, iki tur onu yapacağız, sonra Middle East yani o böyle üç tur Çok yani çok iş diyorsun. çok iş yani. Bence onun olma ihtimali bence çok düşük. Bence onu yapacağımıza 2 puan garantimizi alalım. Okay. Oynadım. Yani evet.
İsrail'e şimdi çıkabiliriz sırf onlara cevap vermeye itmek için, ama ben yani önümüzü kes, yani bir op harcayıp orada Lübnan'ı bizim önümüzü keseceklerini düşünüyorum yani de. Zaten. Ama sen de şey diyorsun, eğer bir op harcayıp önümüzü keseceklerse bırakalım onu yapsınlar, sonra zaten Captured Nazi'yi oynayabiliriz. Ama onu yapmazlarsa oradan puan alırız tık diyorsun. Yani, ama o da iki puan. Biz, evet, nasıl biz yapalım? Aslında niye Laos'a koymadık? Onu düşünüyordum şu an. Ama 2-2 oluyordu ya. Yok şeydi, Battleground'lar eşit. Alamıyorduk Domination. Ha, eyvallah. Okay. 3-3 şey ihtiyacımız vardı. O zaman şimdi deneyelim mi İsrail'e? Ben şimdi varım İsrail'e denemeye. Okay. Yani bize Jordan'a da access veriyor yani. Ya da Middle East'i şey yapsak mı direkt ya? Oynasak mı? Çünkü peki, o da falan güzel olabilir. O boku yeriz yani. Biz bir Middle East'i aradan çıkaralım yani ise. Ben çok sevdim şey o planı. Evet. Zorlamaya evet. Gerek yok. Sen zaten scoring kartları çıkarmayı seviyorsun. Seni tanıdım. Ama bu durumda gerçekten daha... Blockade falan gelirse, West Germany'ye bir iki tane bir şey koyup hiç değilse Truman'ı kullanmak isteriz yani. Evet, elimizi yani scoring elimizde sıkışacağına yani. Evet. CA'yı şimdi bir an önce oynamak istiyoruz zaten. Code Deconization tutmak istediğimiz için her türlü oynayacağız da. Truman'ı da oynayacağız. Sence Truman event yapılmaz şu an değil mi? Tali için. Uncontrolled ki sadece Truman. Aa, doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ama bence o zaman İtalya'yı biraz güçlendirmemiz lazım. Kesin kesin. CIA'yı direkt İtalya'ya koyalım. CIA ya da Truman. Yani Truman'ı oynarken. Social Governments bitirir bizi. Bir sonraki tur. Evet. Şimdiye kadar zarlar hakikaten bayağı şansımıza iyi gidiyor yani. Onlar iki tane bir attılar bence. Biz de iki tane yüksek attık. Evet, o kadar olsun canım. Kartlar çünkü çok unfavorable. O yüzden zarların favorable olması güzel. Aslında bir tane Portekiz'e falan da koymak istiyoruz da koyamıyoruz. Çünkü onlar Marshall'la Fane ve Gris'i alırlarsa İtalya Brush War'a da gidecek. O da çok büyük sıkıntı. Doğru. Koreyana oynamak zorunda kaldık orada. Yani şu an evet hala durumumuz bayağı iyi ilk ellere göre. Umarım 3. turda biraz daha değişir. 3. turda değişmese bile yani burasının çok kırmızı olması bence mid-year'da da bayağı bizi şey yapabilir. Destekler gibi umuyorum. Allah'tan dışarıda çok dörtlük kart var da blockade şey düşünüyorlardır. Bunlar saklıyor. NATO'yu, US Japan'ı falan. Hani blockade varsa. Orada ama yine de oynarlar her türlü. Red geldi buna. Yapacak bir şey yok. Do not discard. Germany. Bizim oraya access'imiz bile yok. Fasiktir. O yüzden CIA ile o zaman şey yapıyoruz. Bence access almaya çalışıyoruz oraya. Çünkü hemen alamayacaklar muhtemelen. O yüzden Truman'ı oynayabiliriz. Yani çok falan gömerlerse Truman'ı oynayabiliriz gibi geliyor bana. Her türlü China'yı gömerler oraya. Doğru diyorsun sen. Hadi abi, yapacak bir şey yok. Yani ya bunu yapacağız ya İtalya'yı güçlendireceğiz. Sence hangisi? Yok, bir aksesimiz olsun ya. Değil mi? Tamam. Benelux'e mi koysak acaba onun yanına? Benelux'e aksesimiz var. Benelux olabilir. Benelux niye daha iyi sence Avusturya'dan? Sonra onu şey de yapabiliriz yarın öbür gün. Europe Savaşı'na girdiğimiz o. Yani fark etmez. Buradan hala Europe Savaşı'na girme ümidim var yani senin. Şeyde bizim biraz şey kartçı sayısından. Ya işte teorik. Bence Avusturya olursa en azından belki İtalya'yı destekleriz yani, ne bileyim.
Evet, Avusturya daha iyi, doğru söylüyorsun. Şey oynayalım East Avusturya'ya European'la falan. vay vay vay. Geç bile kaldılar bu hareketi yapmaya. Yani şey oynadıkça azalıyor. Başka bir yere oynarsak falan diye beklediler muhtemelen de. Yapacak bir şey yok. Bakalım. İtalya ama çok güçsüz şu anda. Evet. Bundan sonraki bütün iki opumuzu da İtalya'ya harcamak zorundayız. İşin kötüsü şimdi turnuvanın son şeye saklamak zorunda kalırsak containment'tan da faydalanamayacağız. Ha, Büyük Turman containment ile bir gelince. kalacak. Turman sona kalırsa Ve şu an biz decolonization oynayacak mıyız? Yok oynamayacağız çünkü blockade yani bir şey discard etmedik. İyi bari decolonization tutuyoruz. Silver bu bir de İtalya kuzunun şey bir zarda bir gelmiş lining. hala. Evet. Adamlar bile şaşkın, şu an ne yapsak diyorlar. Maşallah falan alsalar bari de. İki influence koysak. Değişik bir Avrupa oyunu oldu. Yapacak bir şey yok. Şu anda Milterop alıyorlar. VP Track en azından. Oradan 3 olacak. Ama bu ellerle yani 3 sadece 3 geride olmak bile bayağı iyi. De Gaulle var destede. De Gaulle'ü istediğimiz gibi oynayabiliriz. O güzel. Şu an büyüklerden ya blokeye gitti zaten takip edilecek. Bütün scoringler gitti. Defectors gitti. Onun tekrar geri gelme ihtimali var ama en azından ilk türü çıktı. Dört Ya biz yeter oklardan ki... iki tane neutral gitti. O zaman üç tane şey var şu an değil mi? Ben sayıyorum zaten, ben de şu an şu an destede 10 kart var, 7'si şey Amerika. NATO Ve hala free. Umarım NATO bize gelir. NATO olsa 50 kere oynamışlardı tabii. Bence de şu an yok NATO ellerinde. Marshall ve Japan var. Japan bize şey veriyor. Domination veriyor. Japan'dan oynamak istemeyebilirler. Arkadaşlar gerçekten elinizde bu kadar düşünecek bir durum yok. Yani bakıyorum ellerinde ne olabilir? Hiçbir durum. Sen Bu şey kadar yani düşün. China Card direkt gömülür diyorsun West Germany'ye şu Ya anda. China kart gömülür. Marshall varsa Marshall gömülür. Bence Ne 4 top yok olabilir ki? ellerinde ya. Yani 4 top olsa direkt Turnuva gömerlerdi. US Japan gömülür. Yani hiçbir sorun yok ellerinde. Bir öyle aşırı sorunsal kartlar değil. Independent Reds de gömülür. Ne olacak ya? Kim ne yapsın Romanya'yı? Biz bitmişiz. İtalya'yı koruyamıyoruz. Şimdi independent res yaparlarsa büyük ihtimalle Olympic Games'e bir res Germany'ye koyacağız. 3 koyarlarsa alacaklar. 3 koymazlarsa ama 2 falan koyarlarsa da Truman yapacağız herhalde. Bence şimdi ya China Card'ı şimdi oynayacaklar ya oynamayacaklar. Hiç gibi geliyor Vallahi anlamadım abi, gerçekten ne düşünüyorlar, bu kadar anlamadım. bana. Ya biz discard etmediğimize göre elimizde 3 okluk bir şey olmadığını biliyorlar. En fazla 2 okumuz olabilir. Onları West Germany'ye şey yapmak için şu an access aldık ama. Şu an yani bu arada 3 kişi olunca biraz daha uzuyor ya. İşte zor kararlarda farklı fikirler çıkınca. O yüzden. O şey o. Ne Space Marines? Space bize şey yapmak istemediler. Asya Domination vermek istemediler. Allah Allah. Ben o zaman West Germany'e bir koyuyorum. Koy tabii canım.
Değil mi? Yani bunu yapıyoruz şu anda. Tabii. Social Scrum'ımız ilginç oluyor. Bir tane daha koysak bile Social Scrum'ımızla Access'i yine atabiliyorlar bizim. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Şu an artık 4 hop falan koymazlar oraya. Çünkü Truman Doc'un Şimdi containment tehlikesidir. var onlarda bence. Aa, independent var. Allah Allah. Oraya alıyorlar. Romanya'yı koyuyorum. Tabii. Şimdi biz durumla ne yapacağız? West Germany'ye mi bir tane daha koysak? İtalya'ya Bir mı bir tane İtalya'ya mı koysak? koysak acaba? Evet, ben de onu düşünüyorum. Ama İtalya'nın iki alsa bile zaten döndüremiyor yani, değil mi? O yüzden İtalya'ya galiba koymayacağız şimdi. Yani ya da abi bir şey söyleyeyim mi sana? Bu space yapamıyoruz ki dekolü. Evet, depo yapamıyoruz. Bu arada bizim şey var. Yani. Socialist'in tek büyük sıkıntısı bizim presence'ımızı kesebiliyorlar Socialist'le. Ha, ben bir dakika yanlış düşündüm. Ya. İki atsalar bile alamıyorlar dedim ama iki atınca tabii sonra bir de headline iki atınca direkt alabiliyorlar İtalya'yı. Ama İtalya alırlarsa en azından West Germany. Abi o zaman ne yaparlar biliyor musun? Biz şimdi bak ne yapabilirler? Socialist'le bir West Germany, bir Avusturya, bir İtalya alırlar. Ve Anladım. Hem Excess kesip hem İtalya'yı flip Evet aynen. ederler. O O zaman biz zaman bence şeye game over. koyuyoruz abi. Evet. O zaman Ama bu dediğimi İtalya'ya bir koyarsak bunu engelleyebiliyor olabiliriz. Çünkü o zaman İtalya'yı flip edemiyorlar en azından. Hepsinden birer tane alınca. yani şu an dekolu oynamayı bile düşünüyorum ama yok o da oynanmaz yani. Evet Dekoli bir böyle. okey. Yani sen her turunu elde tutmak için diyorsun. Evet yani ama yok yani o kadar da Bence şey yani. oynayacağız yani, evet. Kontrol vermeme oynayacağız Europe'da. Europe'da başka bir şeyimiz yok. Board'un geri kalanında Ha. bayağı iyice durumdayız yani sonuçta. Biraz şans dileyeceğiz. Marshall bize Evet. gelirse headline yaparız falan filan. Aynen öyle şeyler. Tamam, ben İtalya 1'i sevdim abi. Böyle devam ediyorum. Bakalım. Haydi, bol şans. Bakalım. Şimdi 3 tane forop var. Bunların en azından ikisinin bize gelmesi güzel olur. Biri geldi. Ha, 3 tane yoktu zaten. 2 tane vardı. Tamam. Yani Japon'u onlar aldılar. Ama İyi bari Socialist sosyalist. bizde. Ve Red Scare var. Hiç fena değil o zaman. Indo-Pakistan da bize geldi. Pakistan da güvencede. Bence Evet. güzel gözüküyor yani Güzel şu bir. an. Onlar da Marshall var. Marshall var. Ama NATO bize geldi. Bence beleş oynayamayacaklar. Containment var. Ha, sen bütün evet yeni kartlarını eski kartları biliyorsunuz da neler Tabii var tabii. De Gaulle, Destal, Marshall, East European ve Containment onlarda. Biz Red Scare oynayabiliriz Red Scare. ya da Fark etmen gerek yok bence. Çok riskli. ben çok seviyorum onu ya. Evet, fark ettim zaten. Ya da'dan onun geldiğini anladım. Yani zaten başka kart yok yani. Onun da etkisi var. Yani birisi oynayabileceğiz ve şey etkisi var yani. Başka headline kartımız yok. Scare herhalde. Tamam. Red Hem Scare var abi ya. West Valla Germany'yi de fark vermeyiz. etmen de yani fazla riskli. Evet, o kadar kumara gerek yok. Hayır. Şöyle, yani Five Year Plan şu yüzden cazip. Çok hit yani Destal'ı hit edebilir, Containment'ı hit edebilir, Marshall'ı hit edebilir. Ama yine de kumar sonuçta Red Scare itisi yani. Ya bunu oynayınca baya Marshall da daha zor oluyor onlar için. Gerçi yine Chris'i alabiliyorlar Yok yok oyna oyna. ama. En kötü Avusturya'yı alırız. Beş, oo, çok felaket bir elleri var demek. Ama artık sıra onlardaydı, felaket edin. Yapacak bir şey yok.
şey tuttuk. Biz bence şu anda abi şey yapacağız. Asya, yani Middle East'e zaten yükleneceğiz. Koyun bizde olduğu için. Bakalım şimdi kulları önemli. Şimdi kulların da bayağı gücünü kesiyoruz böyle. Special relationship dönenlerden de bir de. O bildiğimiz kartlardan değildi. Debole kuyu yapıyorlar. Bakalım ne gelecek. Panama'yı istiyorlar. Döndürdüler. Alın Panama'yı ya kardeşim. Panama'ya gelene kadar. Şimdi biz Arap İsrail'e bir resolve edelim bence. Ve İsrail'e çıkalım. Yani bir resolve edelim. Bir İsrail bir kavga. Peynir güzel. Bir İsrail bir ne? Düşünüyorum. Yunanistan'a bir tane koysak mı abi ya? O Braş beni korkutuyor yani. Marshall'la çat diye alabilirler çünkü orayı yani. Ya Marshall'ı yine direkt alabiliyorlar da sırf orayı alabiliyorlar bu sefer. Biz direkt Yunanistan'ı bir alsak mı ya? Bir Braş'tan bir kendini. Çünkü sonra aptal Yugoslavya'yı falan almamız gerekecek. Bence bu kadar yani çünkü o kadar riskimiz yok gibi geliyor bana ya. Şeyden dolayı diyorum. West Germany'yi de bence alacağız. Bu elleri güçsüz bayağı. Özellikle de şey de yediler. Red Scare de yediler. Ellerinde en azından China Card var ama yani ben o kadar korkmuyorum şu anda şeyden, kontrol vermekten. Domination'ı da vermekten de engelleyemeyeceğimizi düşünüyorum. Yani zaten Domination vereceğiz. Kontrolle vermeyeceğiz. Bana öyle geliyor. Aslında India'ya falan bile koyabiliriz yani. Madem öyle diyorsun. Ben o zaman Greece'in bile önemi yok diyorsun sen. Evet. Ben varım ona ya. Şey yapabiliriz komple. Şey yapabiliriz ama. Angola'yı alabiliriz. Distal oynayacaklar çünkü şimdi. Evet bir dakika. Şimdi onlar Distal'la ne yapacak? Büyük ihtimalle Amerikalar diye tahmin ediyorum. Evet Angola'yı alalım o zaman abi. Aynen güzel. Distal'da da Lübnan'ı almazlarsa da biz de bir domination almış oluruz oradan. Evet aynen öyle. O zaman böyle yaptım bakalım. Biz keep kartımız hangisi olacak şu anda? Keep etmek istiyor muyuz? Allah fark etmez yani dik olur. Space atarız herhalde. Socialist durur bizde. Gerçi dik ol ve Socialist'i de ikisini space atıp Indo-Pakistan'ı falan da tutabiliriz. Indo-Pakistan'ı da tutulabilir. Five Year Plan da tutulabilir istiyorsan. Headline'lık. Dur abi Five Year Plan'ı event olarak bile oynatabilirim sana. Hadi bakalım. Biz şimdi East European Unrest çıksın. Ben fıldır fıldır oynatırım sana onu. Hadi bakalım. Eğer Distalization oynamazlarsa evet, yani turnular ilerledikçe evet şey oluyor. Worth it abi. Şimdi düşünsene şey. Gerçi duck and cover olma ihtimali var onlarda. Bir durum yok değil. Tabii doğru. Doğru. Bence şey güçlü olur eğer yani hemen respons edeceğiniz bir şey olmazsa Lübnan artı India 3 alabiliriz yani. Bence Asya Domination'ı da zorlamamız lazım. Bekliyorduk. O Romanya'yı kuşattılar. Bunlar da bizimki kafaya girdiler. Diğerini nereye koydu? India'ya koydular bir tane. Allah Allah. India güçlü ya çünkü o zaman kesiyorlar. Hem bizim Domination'ımızı kesiyorlar. Hatta ben yani NATO 4 oraya koymak hatta olur mu diye düşünüyorum şu anda. Yok abi 3 India 1 Lübnan. Sonuçta Indo-Pakistan'ı biz de
Salak tamam. Salak işlere girerlerse çayına kartla falan. Tamam. Bir Lübnan'a şu an çok katıldım. Bir Lübnan artı India'ya 3 mü? Yani daha az yani farklı Lübnan'a 2 de koyabiliriz. Çünkü... Ama o zaman çayına kartla alır. Ama 3 koyunca da biz çayına kartla alabiliyoruz zaten. Alamaz. Red Scare var. Aa, Red Scare var. Tamam, alıyor mu yine de? Yok, alamıyor. Doğru söylüyorsun. Bir dakika. 3 çayına kart şu an 4'lük. Alamıyor. Ama şöyle bir şey var mısın? Sadece 2 koymaya hı-hı. ve çayına kartla alıyorsa alsın. Indo-Pakistan ile şansımız denemeye. 50-50. Yani onları çayına kartı boşu boşuna oynatmış olabiliriz 50-50. Ben ona var. Park bir planı böyle oynamaya var mısın sen? Ben buna okeyim yani. Ben çünkü oyunu değiştirir. China kartla India'yı alırlarsa salak gibi biz de. Tuzak yani. Bizim iki daha koymamız gerekiyor buraya şu anda. Bunu da sonra nereye? Koyarız. Yani India'yı biz almak için yani. Onlar almayacaksa biz almak istiyoruz yani. Ha evet. Biz zaten direkt bence bu güzel. Tamam. Ben de sevdim bunu. NATO'yu da güçlü olarak biraz da emze bakıyor. Şey aynen, oynayacaklar. Aynen. Yani hayvan gibi opumuz dursun bizim. Yalnız şu an şeye biraz gidiyoruz. Containment'a güzel bir kart bırakmadık. Belki Social Government'a oynanabilir öyle. Containment'a. Abi evet. Onu şimdi doğru söylüyorsun. Ama zaten tuzağa düşmezlerse Indo-Pakistan'ı biz şey yapacağız muhtemelen ya. En son şey için oynayacağız. En sona o kalacak zaten. Bence bunu her türlü event için oynamak fena olmayabilir. Çünkü en azından 2 VP, 2 military of evet. Doğru diyorsun ya aslında. Hata yaptık orada galiba NATO'yu oynasak daha iyiydi. Şey yani Socialist Government oynayabiliriz yani. Şey bağlı. Yani ola ki Decolonization Space yapacağız gitmedi. O zaman gerçi keep kartımız ne? Keep galiba NATO'yu tutmaya doğru gidiyoruz şu anda. Yani NATO ya da Socialist Government olabilir. Bir yandan da West Germany'yi falan istemiyor muyuz ya bir ara? Sağlık da ne kadar diyorsun sen de haklısın. Bence Socialist Government'ı oynamıyoruz abi. Socialist Government'ı kit edeceğiz. Biz hata yaptık ya şey. NATO'yu oynayacak. Doğru söylüyorsun. Evet. NATO'yu orada oynasaydık farklı bir planda containment'ı en azından artı bir alıyordu. Oo. Durman okey. Bu çok şey değil. Avusturya'dan atıyorum. At abi. Ama turumun tehlikesi gidince onlardan biraz daha rahat edebilirler. Şimdi Marshall Plan gelecek. Öyle bir durum var. West Germany'ye çıktılar. Ben burada kapışmama taraftarıyım. Çok riskli olduğunun farkındayım. Yani? Yani West Germany'yi alacaklarsa alsınlar. Ama o zaman şey yapmamız lazım. Avusturya ve Greece'i falan alıp yani İtalya çok şey oluyor. Şey mi yapsak abi şimdi? Ya da NATO'yu oynayıp West Germany'yi alacağız. O da olabilir. Ya şu Marshall'la Greece'i alacak olmaları çok sinirim bozuyor ya. Aa, yani yoksa sen Greece'i mi almak istiyorsun onun yerine? Ya istiyorum ama bir yandan da çok önemsiz geliyor şu an. O kadar derdimiz var. Yani Greece artı India yapılabilir. Ya da Indo-Pakistan'ı oynayacağız onu. Onlarda. Tamam. Zaten Indo-Pakistan'ı zaten oynayacaksak önce onu oynarız yani falan. Aynen. Okey. O zaman
O zaman ne diyorsun? 2 Great, 2 Germany mi acaba? Ya da 1 Greece yani böyle iyi sanki bence ya. Ben buna varım. Yani 1 Greece, Greece 1 olunca yine alıyorlar şeyse. Aynen aynen. Böyle yapalım biz. Bir sonraki Middle East. Evet, Middle East'i bir an önce oynamak istiyoruz. Belki Indo-Pakistan eventini yaparız. Socialist Government öyle gerekiyorsa yapalım. Şey yaparız. Tamam ya, böyle yaptım. Socialist Government'sa oynarız ya en kötü aynı. List 3 kont var orada. Onu evet bir an önce oynamak lazım. Şu an pek respons etmeyeceğimiz şeyler olacak bence. Hiç respons etmeyeceksek belki o iki o şeyi Opu Libya'ya bile koysak olurdu. Libya bize bir şey veriyor. Ama o hakikaten kontrol riskini çok göz ardı etmek oluyor. Biliyorum sen bir de Avrupa kontrol blitz sevdiğin için yani o riski daha bir farkındasındır. Yani ben çok öyle Avrupa kontrollü oyunlar oynamadım yani. O yüzden çok bilmiyorum o riski. Ben çok şeyim o konuda, agresifim yani. Şans varsa o yüzden kaybettiğim de çok oluyor bu arada. Ya bir yandan bu arada şeyde de Greece şey için de fena olmadı. Bakma Romanya'yı bize bıraktıkları için. Şeyde de fena değiliz biz şu an. Evet. Güzel. Yugoslavya'yı mı? Yugoslavya'yı al. Bir de East Germany'yi. Çekoslovakya dursun. Çekoslovakya durabilir bence. Böyle iyidir. Çünkü Yugoslavya'yı da belki Brush'tan korkarsak falan alabiliriz belki. Evet, doğru diyorsun. Türkiye'yi aldılar. Okay, ben Middle East'te oynadım. Hadi can cover. Okay. Ben India Pakistan'ı event yapma taraftarıyım. Ne diyorsun? 50%. Aslında onları oradan silmek de güzel bir olay yani. Ya silmesek bile bu her türlü bize 2 VP veriyor ya. Military track'ten ya. Ben o yüzden galiba yapma taraftarıyım temelde. Üstüne alırsak bir de çok süper olur yani. O %50 çok şey varım var. Tamam, bastım. Oo, süper oldu. Oo. Harika oldu. Hem domination aldık, hem onları attık. 2 VP aldık. Oynayacağız o zaman. Containment oynayacaklarını tahmin ediyoruz ve o zaman bir optik kart olacak bizim için yani. Space atmak ya. Yerine. Tabii canım. West Germany'ye bir tane daha koyarız yani. Ve şu an bizim en azından West German access'imizi kesemiyorlar bu şeyden dolayı. Gerçi önce büyük ihtimalle önce Open'da oynayabiliriz de. Gerçi onu yapmak istemiyoruz. Çünkü repair edeceğiz. Evet, evet. Böyle şey access kesemiyorlar en azından. Okay. Fransa'ya mı? Niye Fransa'ya koydunuz ki? Turum'un da gitti ama bölüp şey yapabiliyoruz diye herhalde. Trigger event diyorum şu anda. Tabii. Bize access kesebilecekleri bir şey var mı görmediğimiz? Bir daha bir şey yapalım. Gris'ten at, access kesemiyorlar oradan. Yok. Okay. Şu early board'da iki sayı önde olmamız gerçekten mucize. Evet. South America, Amerikalar genel olarak çok güzel gözükmüyor. Meksiko'ya bir yere almak istiyoruz çok gecikmeden ama onlar yarınız problemi.
Sorma, Afrika da kötü zaten. Evet. Ama şimdi gelecek kartları çok bağlı yani. Ve Asya'da böyle iyi durumda olduğumuz için Asya artı Middle East hatta. Middle East gerçi şimdi çıktı. Middle East daha döner. Tekrar skorun gelene kadar. Ama OPEC falan biraz daha az riskli. Yani İtalya'ya bir tane daha koymamıza gerek yok. Aslında iki opluk kart oldu bizim için. Evet. Evet, şey koymasak olur yani. Çünkü Socialist gitti. Tabii, tabii. İtalya'dan başka çıkartabilecekleri bir şey yok. Şimdi abi... Şimdi West Germany'yi olduğu gibi alabiliyoruz. Ama başka bir daha çok zarar verebileceğimiz bir şey var mı? İki West Germany, iki Angola mı mesela? İki Angola. Sen o event'e karşı korumak için diyorsun. Hem event'e karşı hem çok kolay bir coup target şu an yani. Yani iki Angola'ya koyacağımıza ben bir Zaire'ye koyup orayı bozmayı tercih ederim. O da güzel bir fikir. Hem event'e hem kuya karşı koruyor yani. Hem başka kuyu biz alırsak falan da daha iyi olur. Yani eğer bozacaksak orası var. Ben de South Korea'ya bakıyordum. Yani oralar bozulabilir. Onları zora sokmuştum ama China Card da onlarda. O yüzden boş ver ya. Biz zor zaten yani. Asya'da şu an iyiyiz. Yani şu an Afrika, Amerika'larda zaten bittiyiz. Afrika'dan silinmeyelim. Evet. Bence 2 West Germany, 1 Zaire, okey. Tamam, 1 Zaire'ye girdik. 2, yani West Germany'yi salmak çok aşırı riskli değil mi şu anda? Brush War'a karşı canım. Şey oluyoruz. Aynen yani şu an... Mexico China var çünkü yani. West Germany'yi alıp. Tamam. Tabii tabii. Tamam, böyle yaptım. Okey. Hadi bakalım. Voice çok güzel. Flower Power Miss Lemmy'ye karşı güzel. Alliance'ın bizde olması da güzel. Evet. Yani şeyimiz gelmedi. Bedava, o büyük bedava op değil. Nütür kartlardan gelmedi. O yüzden onların elinde şu an ABM, Junta, bilmem şeyler olabilir. Bear Trap'çi miyiz acaba ya? Ne diyorsun? Oo. Bear Trap'e hiç bakmadım bile. Ben Voice'la başlamayı düşünüyordum. Ama Bear Trap de güçlü olur. Ama Bear Trap attık mesela ve onlar şey yaptılar. Success yaptılar. Şey oluyor sonra. Biz kuyu almak isteyeceğiz. Biz kuyu alırsak evet. South America'yı doldurabilir. Yani Voice of America'nın şeyi şu an çok güçlü yani Voice of America. Onları South America'dan komple atmak adına. Yine atarız. Tamam. Ben bir tepede var bu yani. Yani ben... bir şimdi düşünüyorum hala. Düşünelim. Çünkü bir tepede success yaparlarsa biz Q yapacağız muhtemelen. Biz Q yapınca bence onları voice'la o kadar kolay atamayacağımız bir noktaya gelecek burası. Çünkü Q'yu bence Zaire'ye yapacağız. Yani voice'u sonra da saklayabiliriz. Sonuçta. Ne bileyim Koreleri falan Asia'da sıfırlayabiliriz adamları bu turun sonunda. Öyle düşün mesela. Evet. Asia presence'ı olmadan bitirebilirler bu turunu. Mesela. Voice'u bence Bear Trap'i yapalım ya. Olur. Bear Trap'i varım. Brezhnev. Okay. Biraz güçlendirdiler eli ama
Bakalım ellerinde ne var şimdi. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? O failure. OS falan da atabiliyorlar şu anda ama. Atsınlar atsınlar. O zaman ben Zaire'ye kuyu yapma taraftarı değilim şu an. Panama'ya falan mı yapsak kuyu? Şimdi biz... Çünkü Panama'ya kuyu yaparsak sonra Voice'la onları hem South Amerika'dan hem Zaire'den atabiliriz. Şimdi biz kuyu yapacağız değil mi şimdi? Nereye kuyu yapacağız? Bence kuyu yapacağız. Bu arada şöyle bir risk de var. Onlar şu an ellerini de güçlendirdiler. Bu Avrupa'ya powerplay yapacakları tabii, anlamına tabii, da gelebilir. Avrupa'yı zaten almamız lazım kuyu yap. Ama kuyu yapacağız yani. Brush varsa ellerinde ondan bir tek şey yapıyorum. Kuyuda. Ona yapacak bir şeyimiz... Nereye kuyu? Abi bence brush varsa bu? İtalya'ya yapacaklar ya. Zaten. Ben Kanada'ya, yani Kanada demişim. Panama'ya doğru yöneliyorum kuyu için. Power niye Panama abi? Niye birlikler varken ikiliye yapalım? Çünkü South biri zaten... Amerika'ya da girelim. Ha sen bunları diyorsun. South Amerika. Tabii ya. Niye zayıf yer varken Panama'ya yapalım ki? Sonra yine Voice of America yaparız. O sorun değil. Doğru diyorsun. Peki o zaman Venezuela mı Brezilya mı? Şu an tav oldum South Amerika'ya yapmaya. Ve herhalde ya Flower ben... Bar'la yapacağız. Flower mı Alliance mı? Bence Alliance. Flower'ı okay. Bir tutalım. Yani bir dört topumuz olsun. Brezilya var ya adamlarda bir de. Peki o zaman Venezuela mı? Venezuela'yı ben severim ya. Panama güzel Canal bir. Return de var elimizde ama aynen. Şey değil. Oynamayız tamam. Onu zaten bence. Okay. Flower Power. Orada bir koymak için ihtiyacımız varmış ama Panama Canal Return'ı zaten event için yaparız. O bir failure daha. Oo. O zaman ben şu an Panama Canal Return event yapıyorum. Ha, tabii. Ya da Voice of America mı şu an? Voice onları komple South Amerikalardan atma var. Zaire'den de atabiliriz. Hani Zaire'den atmaya gerek yok şu an. Oraya bir koyduk mu yetiyor zaten. Ya da Asia Pre... Yani... Galiba Panama Canal Return'un acelesi yok. Ben Voice'a şu an varım. Voice yaparsak onları komple Amerikalardan atarız. Sonra onlar kuyu yapsa bir de trap'ten çıksalar bile Zaire'yi alabiliriz hemen. Peki Voice'la mesela South Korea'yı da yapmak ister misin? Bence gerek yok abi. Az önce senin dediğin gibi. Asya'da zaten öndeyiz. Daha çok onu zorlamaya çok ihtiyacımız yok. Tamam. Doğru söylüyorsun. Ve ben bunları hakikaten şu yani. Böyle düşünüyorum. Okey. Tamam. Bear Trap çok aşırı güçlü oldu. Success. Nuclear Subs'ı da attılar. Ve bayağı da mavi attılar şu ana kadar. Ben şu anda gibi düşünüyorum galiba. İki tane zaten West Germany'ye, bir tane Zaire'ye. Ve belki bir tane Meksika'ya. ABM olabilir ya, Meksika sakat. Okey, o zaman bir tane daha Avrupa'ya mı koyalım? Ama zaten oynayacağız yani. Bence Panama Canal Return zaten event yapacağımız için ABM'e bir şeyler düşecek yani. Meksika'ya düşecekse Meksika düşsün daha iyi gibi. Çok emin değilim gerçekten. Cambridge'i mi oynasak ya da şu an? Ama... Bence West Germany'yi almak istiyoruz ya. Tamam, Cambridge'i alabiliriz. Ha, ama Zaire'yi de almak istiyoruz. Bence 3 hop harcamak istiyoruz şu an. Doğru. Evet, dördüncüyü...
Ya dördüncüyü bence Avrupa'da biraz daha güçlendirebiliriz kendimizi. West Germany Dördüncüyü olmak üzere. Angola'ya mı koysak abi? Angola'ya mı koysak? Event'i kıralım. Event eşit oluyor zaten. Tamam Bence işte eşit olsun. Bence Brezilya oynadılar ya. Ve bence o yüzden event yani o yani bilmiyorum ben event o eventte geleceklerini çok sanmıyorum. Kamerun'a koyabiliriz. Brejnev'le salak salak birlik yere kuyu yapmak zorunda kalsınlar mesela. Ama Kamerun olabilir. Ona o kadar şey değilim. Karşı değilim. Ama sonra çok şeyimiz yok ki abi bence ya Opta'nın. Çünkü bence aynen. Panama Panama Return'da oynayacağız. Event zaten. Alende zaten Meksika mı? onları Şile'ye Meksika. koyacağız. Meksika. Ya da Ya Meksika ya da Avrupa'yı biraz daha güçlendireceğiz işte. West boş ver Avrupa'yı ya. Avrupa iyi. Germany'yi. Tamam. O zaman ya Meksika olabilir ya da Angola'da olabilir yani. Ben West Germany'ye doğru kayıyordum yani. Elleri güçlü şey. Çünkü elimizde çok karşı verecek bir şey kalmıyor yani. Cevap verecek bir şey kalmıyor. Abi West Germany ile uğraşmazlar şu an ya. Çok savaş var şu an. Kazan şey yapmaları gereken. Okey. O zaman Meksiko mu yani? Koy Meksika'ya ya. Bakalım. Okey. Bizim elimizde war kartı yok şu anda. Şey, kişi de olmadık. Gereksiz. Okey. Biz bence Quagmire'ı önce şey yapacağız. Space yapacağız ve bu giderse Decolonization Space yapılabilir arkasından. Alende'yi tutabilirsek süper olur. Bir de şu an şey güzel oldu. Var Tamam. şeylerle Senin dediğin doğruymuş abi. Olsun. Yani bir yandan da Brejnev varken event yaptırmak da fena bir şey değil. O zaman ben önce Space atalım diyorum şu anda. Ne dersin? Şimdi tabii şöyle boktan bir durum var. Zaire'yi de bir arttırmak istiyoruz aslında. Ben Cambridge Five'a da varım. Zaire artı şeye. Meksiko. Okey bence böyle yapalım. Ama şöyle bir sorun var. Böyle yapınca da Panama'yı oynayamıyorsun şu an. Panama çünkü oynadığın zaman ikisi de çük gibi O ona yapacak bir şey şeyimiz kalıyor. yok ya. Evet. Ama zaten ikisini birden şey Yani. yapamayacağız ki. Yani ikisini birden zaten iki yapamayacağımız için zaten biri bir kalacağına göre ikisi de bir kalabilir bence. O Salla kadar salla fark yok. Zaire'yi alıyorlar. Zaire'yi alıyor sağ olsun boş ver. Ama bizim Yapacak presence'ımız bir bir şey. yandan. Ama burası da ucuz kuğu yani. Kolay kuğu falan da var. Ne diyorsun peki? Zaire'yi sallayıp ne yapalım diyorsun? Zaire'yi Space'e varım sallayacaksak aslında ya. neye varsın? Space'e varım. Ha, space. Okay. Space yaparsak sonra gerekirse şey presence Ya alırız. Presence'ın çok bir değeri yok zaten de. aynen. Gerçi presence'ın çok değeri yok ya. Öyle düşünebiliriz. Dikolu Space'li abi ya. Decon mu? Quagmire mı? Ne fark eder ki? Birini tutmamız, yani birine bir Sağ. ihtimal oynamayacağız. Her türlü oynamayacağız diğerine. Tabii ikisini de oynamayacağız şu an. O zaman Dikolu at abi ya. Dikola atayım. Space Race, okay. Success çok iyi. Quagmire'ı da atabiliriz arkasına. Alende'yi de tutarız öyle yaparsak. Okey. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Onlar büyük ihtimalle şey yapmak istiyorlardı. Avrupa'ya yüklenmek istiyorlardı o zaman. Başta. Ben Koymar'ı da atıyorum abi şu anda At at Space'e. abi. Şeytan görsün yüzünü. Teşekkür ederiz. 4 puan. İyi. İyi yırttık orada. Bear Trap. Çok clutch geldi. Şimdi O de zaman Panama Panama. oynuyorum. Sonraki Cambridge Five'la ikisini de toparlama ihtimalimiz var. Bu arada şey yapalım mı? İstersen
Panama oynayıp Cambridge'le Venezuela artı Brezilya'ya da koyabiliriz bir tane. Ya da Kolombiya'ya falan. Ya da Kolombiya'ya da koyabiliriz. Evet, bir, yok, iki ikilik oynuyorlar. Okey. Play event. Olur, ben şeye varım. Venezuela artı Brezilya varım. Onlar da ellerine hiç şey gelmemiş. Evet. Junta, ABM falan gelmemiş en azından. Rashford tehlikesi var hala ama Avrupa gitti. Ne attılar onlar şeye? İki tane fail ettikleri neydi? Bir OS attılar. Bir de John Paul attılar fail eden. Evet. Ama sonra nükleer subs'la oynamak zorunda kaldılar. Elleri op olarak düşmüş en azından. Evet, bayağı düşmüş elleri. OS'i atabilmeleri tabii şey oldu. İyi oldu. Sanki biz yoksa kalacak ellerinde. Amerika şu an sanki biz Destabilization oynamışız gibi. Evet. Çok değişik bir oyun oldu hakikaten. Abi. Evet ya. Gerçekten. Sonra da Cambridge 5'da da dediğim gibi Venezuela artı Brezilya koyuyorum yani. Brezilya bir coup yapabilirler ama it is what it is yani. Şey de olabilir biliyor musun? Venezuela artı Kolombiya'yı da düşünebiliriz. Ha, o zaman direkt domination'a başlıyoruz çünkü. Evet. Ben varım ona. Bence güzel çünkü onlar coup yapacaklar önce. Büyük ihtimalle. Kolombiya sadece şey oluyor yani kolay militeri op oluyor ama bu tur şansımızı yaver gitti. Biz aldık yani militeri points'i. Hakikaten. Böyle olmak zorunda değil. Güzel event. Ooo. Brezina hiç boşa gitti. Evet. Tek OS'i attılar yani. Kolombiya diyorsun. Bunda varım. Ne olabilir? Ç olabilir. Ç bizi sıkıntıya sokar. Ç, evet. Ç bayağı sıkıntı olur. Ç var ya. Bunu yapmayalım. Ç var. Bunu yapmayalım. O zaman Brezil güzel yani. Şu an onları şeyde match edebiliriz yani. Panama'da ya da şey için. Central America Stock Corning'e karşı en azından bir şeyimiz olsun diye, presence'ımız olsun diye. Meksika'ya mı diyorsun? Ama saat ya Meksika ya da Panama. Ben Panama'yı daha çok seviyorum galiba. Çünkü Meksika'yı alırsa en azından realignment için bir güçlü bir avantajımız oluyor. Ama Meksika'da ona ekstra puan gerçi de böyle bir durumda var. Aynen. Bir de şey Meksika'ya koy ya o zaman istersen. Çünkü şey de sıkıntı olacak. Liberation teoloji de sıkıntı. O zaman Meksika mı Brezilya mı? Meksika diyoruz galiba. Meksika abi ya. Okey. Alende'yi de tuttuk. İyi oldu. Marshall'ı da hala taşıyorlar ha. Aynen. İlginç Marshall'ı o kadar vermek için diretmeleri. Yani 50 kere oynamıştım şu ana kadar Marshall'ı. ABM geldi. Scoring'ler var. Esnat. Esnatlık. Esnat bir şey yok sanki. O her an olabilir. O ya, gerçi bir tane 3 tane birden scoring değil mi? Bir an 2. Çok bayağı scoring heavy geldi elimiz. Şimdi şeye bakıyorum. AJ'yi headline edersek bir şey olma şansı var mı? Yok. AJ'yi headline edeceğiz biz galiba. Bir tane scoring headline etmek iyi olur bayağı. Tabii bir yandan da misille ABM'i veriyoruz. Öyle bir bokluk var. O da sıkıntı. O da kötü bir şey yani. Ama abi bir dakika biz şu an
Headline'ı görüyor muyuz? Görmüyoruz değil mi onlar? Görmüyoruz. Henüz değil. Şimdi We Will Bury You onlardaysa misil, yani missile ABM'i missile'e verme riskine giriyor muyuz yoksa ABM'i headline mi ediyoruz? Soru bu. Ya ABM headline'da bize o kadar az bir şey var ki, avantaj var ki şu anda. Hiçbir avantaj yok. Yani evet. Benimize bu kadar scoring kartı varken bence missile mi varsa var diyeceğiz gibi geliyor bana. Hayır, işin kötüsü şey işte ABM AJ'ye de bozuyor. Öyle bir sorun var. Yani o güzelim AJ'mizden puan alamak da. Ben burada Central America scoring'e atmaya varım. Esnat headline'da nasıl bir oyun sence? Yok hiç. Çünkü Esnat'ın tek nedeni. Misilemi görürsek ABM threat'i bile Esnat'la atılır o zaman. Sırf düşünce vardı yani. Evet, yapmışlığım var o hareketi. Çünkü Allende'yi atmak istiyoruz. Portuguese Empire Crumbles'a atmak istiyoruz bence. Onlara beleş bir şey vermeyelim diye. Domination. Central America'yı da atabiliriz yani. Çünkü burada çok uğraşmamız gerekiyor Domination almak için. Ve çok puan alamıyoruz yine Domination'la bile. Sırf Cuba onlarda olduğu için. Ya Long Gun'ın falan var ya dışarıda. O yüzden Esknat hala bir... O zaman Esknat tutalım diyorsun sen. Ama UN'i tutacağız zaten elde. Enteresan bir öneri senin yaptığın. Yani çünkü şey yani bir, hem bir skorinkten kurtarıyor elimizi. Hem missile emniye karşı bir şey var en azından. Hem bu kartlar da dandik dandik elimizde clutter etmeyecek yani. Çünkü öteki türlü de Esnat'ı bu elimize tutmak, o zaman Alende'yi vermemiz gerekecek falan yani. Esnat'ı elimize tutmak zor gibi geliyor bana. Hadi yap. Güzel. Tamam. Oo. Okey. Southeast. Central'ı atıyorum değil mi? Ona okeysin sen de. Central'ı şimdi South'u da mı atsak ya? Yani elimizde ABM olacağı için bence saati atmayabiliriz. Ama o formel iyi giderse evet onda da brush olabilir. Oyun açılır. O biz da harita... antika odaklı olur yani bayağı. Harita pozisyonuna şey yapıp yaparız yani böyle olursa. Elimizde şey kalmaz diyorsun. Hıı. Central'ı kesin atıyoruz o zaman. Dediğinden öyle alalım. Evet. Varşova'yı da atıyoruz. Varşova'yı da atıyor muyuz? Ben belki oynayabiliriz onu diyordum ama. Yani. Çünkü oynayıp Yugoslavya'ya bile çıkabiliriz o zaman. Ayrıca hem NATO aktif olur falan yani ne bileyim. Varşova'yı yani. Borsalı bence tutalım 3 ok. Bence free yani. Bizim için bir negatif etkisi yok yani bence Borsalı. Onlarla yarışmayacağız zaten şeylerde. Polonya ve East Germany. South America'ya atalım istersen. South America. Çok değişik bu durumda South America'ya atmak. Evet ama. Çünkü yani gerçi Zaire'ye de darbe yapabilir. O zaman Afrika versus atmayalım hadi. Bence kalabilir gibi geliyor. Ama dediğin gibi yani o güzel bir kuyu yaparsa bizim ABM var diye sadece tek şeyim. O bence Zaire'ye yapar kuyu. Olabilir. Okey atmadım abi ama elimize biraz hadi sıkıştıracak at. Çünkü bir tane scoring var zaten. Ben evet. Öyle devam ya. Bastım. Bas abi ya bas. Bir tek Liberation Tailage geldi. O da Space'e gidiyor hala. İki op atabiliyoruz. O yüzden güzel şu an bence. Bakalım ne yapacak. Sen şeyleri hem attıklarımızı da şey yazdırmış mıydın? Evet tabii tabii ben yazıyorum. Tamam süper. Yani Warsaw'la Yugoslavya'yı almak bizi şey yapar bayağı.
Rashford'u karşı korur. Ayrıca yani şu anda şey değil, tehlikesi yok da. Southeast'i yapması şunu gösteriyor mu? Hani Brash falan filan yok demek. Brash olsa denerdi çünkü o zaman bence Tayland'da. Yani Avrupa oyunu olabilir gerçi. Bizim biraz daha bunlara buffer yapmamız lazım. Ya. Bu kadar çok çok fazla lagsız bu konuda. Hiçbir buffer yok yani. Şey için mi? Brash Avrupa. Mı? Avrupa yani, Brash. Avrupa kontrol, yani Avrupa'yı genel olarak kaybetmek yani. Şu an elimiz güçlü, o kadar sıkıntı yok da güçlü desem bile yani ortalama skoringlerden dolayı çok yüksek değil muhtemelen. Abi şu saat Amerika'yı skor edelim sonra tamam. Ve şu an UN Intervention'ı tutacağız. Liberation Theology şeye gidecek, Space'e gidecek. Elimiz güzel oldu. Bence Warsaw'da direkt oynayacağız yani. Tabii tabii. Bu arada şeyin gerisindeyiz yani. Biraz hızlanmamız gerekiyor. En azından şu tur biraz hızlı oynayalım. Olur. Şimdi onlar Q yaparsa bence South America Q'ya direkt ABM Treaty ile cevap veriyoruz. Tabii. Başka bir şey yok. Afrika'yı sallıyor muyuz peki? Bence yani, şey yapabiliriz ya. Onlar Zaire'yi alırsa biz de Brezilya, Kolombiya'yı alıp Afrika ve South America şeylerini takas riskini alabiliriz bence. Afrika ve South America. Ben ona varım. Kolombiya yani şey çok uzun yol değil mi? Uruguay'a çıkmaya çalışmak. Hayır, ona da çıkarız. Wilbury, okay. Bakalım ne atıyorlar şimdi. Nereye atıyorlar? Venezuela. Oo, çok iyi. Okay. Direkt o zaman ABM. Evet. Aynen. Play event önce. Yanlış yapmayalım. Oo, süper. Brush. Brush'a yapacak bir şeyimiz yok. Brush olursa direkt South America'ya oynuyoruz herhalde değil mi? Başka şansımız yok. Direkt oynarız o zaman. Ama ben evet. Brush evet, olmazsa bakalım. Brush olsa oynamışlardı çoktan. Evet. Brush yok. Marshall. Bakalım ne yapıyorlar. Sonunda oynadılar. Al sana Avrupa'mız güçlendi abi. Sen doğru söylüyorsun abi. West Germany, İtalya, UK, Kanada, Avusturya, Benelux gelecek bence. Benelux ve Danimarka. Finlandiya mı? Ha, Finlandiya evet, eyvallah. Greece'i güçlendirmeye gerek yok. Finlandiya iyidir. Şimdi şey yapıyor muyuz? İki Brezil, bir Zaire'ye ne dersin? Norat'la. Hı hı, katılıyorum. Sonra da Varşav'la üçlü Uruguay'a çıkarız. Ben ona varım. Çünkü ya da, bu... ya da bir Asia yaparız önce. Bir Asia, önce Asia evet. Tamam, önce bunu tamam, koydum tamam. Ama. Tamam. Evet yani distansın oynandığı bir oyun için iyi, bayağı iyi bir durumdayız. Daha doğrusu erken ellerle yani bayağı iyiyiz ya. Şimdi Asya'da oynayınca 10 puan da olacağız. South America'da favorable bir şey olabilir. Yani şu ana kadar iki maçımızda da iyi oynadık. Resmi olanlarda memnunum yani. Hatta geçen şey maçı, bizim İtalyanlarda olan maçı izledim be. Aha. Güzel oynamışız. İyi bari. Bakalım bir sonraki asıl rahatlarda da devam ettirelim bunu. Bütün şeyimizi nasıl diyeyim, rastımızı şeyde antrenman frenli maçlarda attık diyelim o zaman. Aynen. Bakalım ne yapıyor.
Okay, elinde Afrika var yani. Afrika var 5 puan. Buna cevap verecek bir şeyimiz yok. Bence de AJ'yi oynuyorum. Oyna kurtulalım bir scoring'dan. Onlar hata yaptı. Yani onlarda Afrika scoring vardı. Tabii realignment'ı kaçırdık biz şu an Zaire'ye ama ya girmez o topa herhalde. Şey var ya, realign etse bile yani kendi, yani bizden atıp kendilerini hiç atmaması lazım. Yoksa Angol'dan access'imiz var falan. Riskli bence bayağı. Ha, bir şey yapalım değil mi bu arada? Şimdi onlar, biz iki Uruguay bir Kolombiya mı koyalım varsa Allah. Ha evet, onu da yapabiliriz. O zaman biz de ama presence veriyoruz her türlü. Ya bizim alacağımız domination o kadar kıymetli değil onlara presence verme pahasına. O zaman 3 Uruguay mı? Şimdi bir dakika. 3 Uruguay yaparsak şey yapamıyoruz değil mi? Yani biz sadece domination istiyoruz. Yani kontrole gidemiyoruz. Yani öyle bir şansımız yok burada. Tabii canım. Okay, Chin the Bates. Trigger oluyor mu? Okay. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani Zaire realignment'ını da, çünkü o zaman 11'e 0'a gidiyor olay. Onu da o kadar şey yapmak istemiyoruz, boşlamak istemiyoruz sanki ha. Zimbabwe'ye mi gireceğiz onun için? Ama o daha riskli değil mi abi ya? Zimbabwe'ye o zaman şey yapabilir. İyice bok yeriz diyorsun. Yani şimdi bir koyacaksa biz geri karşı kuyu yaparız belki. Ama karşı kuyu yapma ihtimalimizden dolayı Liberation Theology... Gerçi en kötü ihtimal Liberation Theology şeyle oynayabiliriz. Yani Intervention oynayabiliriz. Çok zor kalacak. Yok ya, biz Long Arm'ın için saklayalım abi, boşver. Tamam, ona da varım. O zaman Liberation Theology'yi şimdi space atmak istiyor muyuz? Öyle bir şey istemiyoruz sanki. Onu sonra bırakacağız galiba. Şu an çok kritik. O zaman konuş abi. Uruguay'a çıkıyor muyuz yoksa South America scoring mi oynuyoruz? Bence hem Uruguay'a çıkıyalım. Hem de Zimbabwe'ye çıkalım. O kuyu yaparsa biz de Camp David'le bir kuyu yaparız. Okay, ona varım. O zaman önce trigger event dedim. Ha, düşünsen onu. Uruguay 2 dedin, 1 Zimbabwe dedin. Ama yani Uruguay yüksek atması lazım yani, değil mi? Artık maç planı da oynadı. Elinde 4 top bildiğimiz kadarıyla yok arasında. Yani Muslim Revolution Shuttle olabilir. Gerçi evet ya, biz acaba hiç... Biz Zimbabwe'yi sallamayıp Uruguay'a 3-3 çıksak düşüneceğim benim. O riski alalım, 11 sayı öndeyiz ya. Realignment. Çünkü realignment ben dediğim gibi şey önemli değil yani. Bizden atması o kadar önemli değil. Bizim hepsinde yani kendini de atıyorsa sıkıntı yok. Ben onların yanında olsam yapmazdım realignment. O yüzden yapıştıralım biz abi Uruguay'a 3'lü. Tamamdır. Şey düşünüyorlar mı acaba, Romanya'dan bizi atmak daha mantıklı mı onlar için? Bak bu arada evet abi, onu hiç hesaba katmadık ama neyse. Ya ben onu yapmazlar herhalde gibi düşünüyordum. Ben bunun 3'ünde bastım abi Uruguay'a. Yapıştır abi. Şimdi bu 7 puan. Aa, bu arada evet, biz yani sonra şey bile olabilir abi bizim. Bence Camp David'i... Camp David'de event yapacağız yani. Camp David event, Liberation Space Time sayı alıyor muyuz şu an? Almıyoruz. Şu an almıyoruz ama o yine iyi olur yani. Liberation, yani zaten onu space atmak istiyoruz. Daha grain sales falan filan çıkmadı ya. Evet, daha grain sales mixin var. Bu soruyu bilmem ne. Oo. Yok, deste bizim için bayağı iyi durumda olması lazım ya. Çok. Onların bayağı problem kartları falan da gitti yani.
Yani şu an Muslim Revolution ve Longan bunu hariç sıkıntı yok. Muslim Revolution iki ülkeden atıyordu değil mi? Evet. Aynen. Libya'ya bir ara çıksak iyi olur. Sırf Muslim'e karşı diye belki. Abi karar ver. Avrupa'yı mı güçlendirmek istiyorsun? Abi her şeyi yapmak istiyorum. Ben söylüyorum yani. Priority de şeyde yani düşük Libya'ya çıkmak tabii. Başka şeyler daha önemli. Bugün biraz zor Onur bu oplarla. Op kıtıyız bugün. Abi böyle oyun olacaksa hep her oyun op kıtı olabiliriz yani. Vallahi evet ya. Yani çünkü onlar mesela yine bu turda da şey zarlar iyi geldi. Çünkü Bibblebrew kaç evet, attılar evet, onlar? Onlar 3 atmış, biz 6 atmışız. Onlar düşük attığı için şey oldu. Arms Race, Over Alignment. Evet. Senin dediğini yapıyorlar evet. Evet, riskli ama. Okay, tamam, gitti işte şu an komple. Aynen. Evet, evet, biz iyi yaptık. Evet, okay. Şimdi. Şimdi biz ne yapıyoruz peki? Yani Zaire'yi bence Yok, Zaire'yi bırakmamız lazım. İki Zaire'yi koyabiliriz. İki Zaire'yi Liberation Theology ile ben koymaya varım bu arada aslında. Güven Intervention yani. Liberation'la. Boş ver ya Liberation'ı. Sırf o şeyden. Camp David'in bir puanı abi. Biz şimdi gerçekten kaç puan alacaklar? Acelemiz yok yani. Bir puanla oyun katalım. Bir puana kal. Peki Zaire 2 o zaman. Niye 2? Çok üç, kolay olmasın diye. 3 hopla flip edemesin diye. Ha doğru doğru. Okey okey. Demin de o yüzden bir arttırmıştık. Yoksa Arms Race'i flip edebilecekti mesela. Doğru doğru. Okey. Bastım. Bas bas. Tamam sonra zaten ne olursa olsun South America. Ne? Evet, oynamak zorunda. Güzel, güzel, güzel. Biz de South America'yı oynadık. Liberation'da uzay attık. Oh, Green Sails varmış onların elinde soların. Beylir, onların kozmonotlar pek iş yapamadı. Bakalım bizimkiler ne yapacak? Bizimkiler de gitmez. Okay. Junta geldi. Şey var. Chain'in vurulabildiği Uruguay ve Costa Rica var sadece. Şimdi Brush War'un onlara gelme ihtimali gittiği artıyor tabii. Bir an önce Cultural'ı oynayalım ilk tur. Cultural oynayıp sonra Yusuri ile alabiliriz bile. Tabii. Alabilirim yani. Şu an nereniz? Scoring yok değil mi şu an oyunda? Scoring kalmadı abi. Hepsi çıktı. Freestyle. Aynen öyle. Junta'yı mı headline yapacağız? Hiç hoş olmasa da. Yani Defcon düşürmek için yapılabilir. Düşürelim. Son turda da Hava Learn'da oynarız darbe yapmazlarsa. Ben de onu düşünüyordum ama Ç var bir de. Ç var. Evet. Ç'yi space atabiliriz. Yapabiliriz. Ama bir cost yani bakalım. Junta'yı oyna abi. Defcon'u düşüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Oynayalım. Hızlanmamız da lazım. Egypt artı İran'dan atıyorlar muhtemelen. Ama Egypt'te accessleri yok. O yüzden çok bir esprisi yok yani bunun. İran'ı alabilirler ama İran zaten bize çok bile kaldı. Yani şimdi Junta'yla bir yere 2 koyuyorum. Neni One Central or South America. Arjantin'e koyalım istersen ya da istersen Şili'ye koyalım. Brush War'u boşu boşuna hedef vermeyelim. Küba'ya da darbe yapalım. 3 ile ikisini birden alırız. Ben ona varım abi. Şili'ye koyup. He. Realignment'sa şu an gerek yok. Onlar yok yok ya vermeyelim. Düşürelim biz de. Küba'ya yaptım abi. Okay.
Sedat ilginç. Hiçbir esprisi yok eventin şu anda. Bir koyuyormuş sadece bize. Tunus'a çıkabilir. Bir ihtimal Libya'ya bizden önce girmek için ama Armeni Tehran. İyi. Yo Lübnan. değil. Lübnan'ı bozdu. Okay. O zaman Culture Evolution oynuyoruz. Lübnan'ı alıp bence İcip'te alıyoruz. Evet, Tunus'a girmeden o. Tamam. O Okey. zaman bastım. Oyna. İran'ı bırakalım onlara istersen, hiç şey ya, zaten öyle yaptık. Evet, Hiç o İran'da bence de o kadar önemli değil ya. Hani. Ya İran'ın çok kartı İranyen. var. Ha, Aynen. yani İranyen kartlarıyla uğraşmayalım aslında. aynen öyle. Savaşa değmez İran. Eğer şey alabilirsek, yani Libya da önemli. Yani İcip'te girdik, Libya Tunus'a girmeden o iyi oldu. İsrail'i büyük ihtimalle almak isteriz bir ara. Ki şey olmasın Biz diye, donation vermeyelim diye. space'e atacağız, ben sana söyleyeyim. Ve Hawaii 4 diyorsunuz. Aynen. Çünkü ona darbe yapacağı hiçbir durum yok. Yani kuyu yapacağı hiçbir şey yok. Evet. Biraz. Gerçi Braş oynayabilir bir tek. Evet. Biz aslında bir Avusturya'ya iki tane yapıştırsak mı bir ara Onur'a? Avusturya 2 olur abi aslında. Aslında. Biz o zaman şimdi şey yapalım. Gillibrand'le Avusturya'ya iki tane koyalım istersen. Olur. Ben bu arada Üsküre'yi çok geç, yani çayna kart alalım bence. Çünkü daha çayna kart CIA çıkmadı. Bence oynarsa Ya oynarsa o zaman o eventi çözmeyebiliriz de çayna kart almak için oynayalım yani Üsküre'yi. Oynamazsa. CIA dekte değil mi şu an? Dekte. Bir onu double check etsene. Remove olmadı zaten. Discard'da değil mi? Discard'da Discard'da değil, da değil. Remove'da da değil, değil mi? Yok. Oynamadık biz de. Remove'da değil. Bak, hiç düşünmediğim bir şey söylüyorsun. Doğru. Evet. Ama şöyle bir şey var. O zaman da Nixon'ı bedava oynatıyorsun adama. Nixon da onda büyük ihtimal. Bence şu an yine beklemek en kazançlısı. Ve geciktirebiliriz. Hemen acelemiz yok da. Yani Nixon. Yani şimdi usulüyle aldığın zaman Nixon'ı oynayabiliyor adam. Şu an muhtemelen Nixon elinde, ne yapacağım diye kara kara düşünüyor. Olur. Yani bekleyelim. Ama şey yap. Yani bence güveni tutacağız elimizde yine. Üsri bu el bir yere Tabii. oynamamız gerekecek. Yani open'dansa eventini çözmek daha iyi sonuçta. Hani desteğe karışalım sonra gelir falan diye. Onu yapmaya gerek yok bence. China kart onun elinde biraz fazla flexibility sağlıyor. Burada Latin geldi. Ne yaptı Latin'de? Okay. İyi, al abi oraları. OPEC hazırlığı yapıyor. Biz Willi ile Avusturya'yı alalım ya. Gel. Willy Brandt Uğraşmayalım. Avusturya diyorsun. Çözülünce bunu zaten çözeceğiz yani. Olur. Şu an burası da yakın bu arada. Ben zor Evet diyorum evet. ama. Tabii canım, biz UK ile Kanada'yı alacağız daha falan yani. Evet. Al abi, al Yugoslavya'yı da şunu. bir tamam ya. Onu hiç düşünmeye gerek yok Hayır, bir de kalırsa. Avusturya, hani oyun oraya gelmez ya. Teardown için falan da. Etkili ya. Yok, doğru haklısın. Ya artık Rushford İtalya'ya karşı iyice şey oldu. Cazibesi gitti Tabii alta atması lazım, ona girmez. yani. Daha güçlü şeyler var.
Biz bu arada late war olmadan, yani şey reshuffle olmadan İtalya'ya bir tane daha koymak istiyoruz hala. Doğru diyorsun. Bence yani Germany'e şimdi... de bence koymak istiyoruz. Yani ikisine de bence koysak iyi olur. Evet. Bizim şimdi o zaman şöyle olabilir belki. Şey istiyoruz US yani. Japan'da... South America'yı da almak istiyoruz falan. Yani yapmak istediğiniz çok şey var yani. Hayır işte şey yapalım. Önce bir şeyi uzaya atalım istersen biz. Tamamdır. Bir uzayımız bir aradan çıksın. Aa, onlar da kolonyal falan da var. Reinsets bir çıktı bir tek US kartlarından. Önemli. Dakika cover'da çıkmış bir yani. Şeylere bir baksana. Neutral kartlara, discardlarda kaçırdığım olmuştur diye. Şu an sayı belki şöyle bu arada. Sen nasıl bilmiyorum da 41 discard 24 remove diyor. Tamam tamam, sen bir şeylere bakar mısın? Neutral discardlara. Colonial oynuyor. Şey atayım mı Space'e? At abi at. Şeyi Space'e atmak da çok şey. Ama Space'e bir şey atmak istiyoruz yani. Sadece yani, süper. The headline göreceğiz yani o da. Sen discard neutral'lara bak dedin. Şöyle verdim. Ha, ben bir hemen bir tuvalet molası yaptım, geliyorum. Tamam. Şey, geldim. Once more step'i kaçırmışım. Amerika'ya al. US'la. US Japan'la. Nereye alıyorum? İşte South America'ya al. Ha. Bir de bir yere daha koyalım. Nereye koyalım? İtalya. Aynen. Güzel. Basmostep'i hemen oynadılar mı biraz? Yok, hemen oynamadılar da. Gerekiyor. Sedat'ı oynayacağız bir ara. Japan riskli tabii de, onlar için bir ara Japan'ı almak bir opsiyon yani. Şu an mesela China kartı direkt alıyorlar aslında. Alsın abi. Brush war varmış vallahi, iyi yapmışız ha. Okay, süper. Ben Yusri'yi event için oynama taraftarıyım. Ne diyorsun? Ben değilim. Peki, o zaman Sedat'ı nereye oynuyoruz?
Sedat'la darbe yapmak... Ha, yalnız şu an Havailant şeyimiz gitti. Evet. Planımız suya düştü. O yüzden şey yapabiliriz bence. Sedat'la Cameron'a kuğu yapabiliriz. Ne bileyim. Ha şey, bu o zaman Havailant'la yapalım. İki military şeyimizi alalım. Ha. Olur mu? Evet. İki abi, sizde brush vardıysa yani çok geç kaldınız ya, kusura bakmayın da. Ama her türlü belki İtalya yapmayacaklar bilmiyorum. Çünkü Gris artı İtalya olunca ne %50 şanslarım yok. Ne oluyor o zaman şanslarım? Obvious target. Abi ben Yusuf'u bu arada şansım... event için oynayalım diyorum ama sen hiç mi oynamayalım diyorsun? Op için mi oynamak istiyorsun Yusuf'u? Hayır, ben Nixon çıkmadan hoşuma gitmedi yani, Nixon çıkmadan. Peki o zaman bir el daha geciktirelim diyorsun sen. Şu an son tur değil mi bu? Yok, iki tane daha. Onlar bir tane önce. El daha geciktirelim biz ya. Ne yapalım? Panama'ya koyalım istersen. Ya Panama ya Libya. Libya da olabilir çünkü. Gerçi Libya'ya bir koyalım ya, evet. Tamam. Okey. Ve bir sonraki el bunu event için çözüyorum ben. Üstürüğü. Bana sorarsan ben op oynama taraftarıyım. Ben abi hiç değilim onu ya. Eline onu CIA, yani çünkü bunu gönderirsek CIA, ve bize gelmezse Nixon, ona gelirse mesela space atabilir falan. China kartı elinden alırsak daha CIA falan da çıkmamışken ve late war'da da çok fazla Defcon Suicide kart var. Ben cepheni böyle bıraktık. Mesela 5 koyup cepheni alabiliyor falan. Ne bileyim, China kart bence güçlü abi ya şu an. Yani 3 hop'la ne yapacağız? Yani Libya'yı mı alacağız? Libya Pan'a mı alacağız? Onları yapacağımıza China kartı alalım elimize. Bence daha güçlü. Alalım abi, okey. Shuttle diplomasi de geldi. Bu arada. Asya arttı, Asya'dan puan bir arttı. Middle East en azından bir tane Battleground alırsak şey tutuyoruz. Domination hold off ediyoruz. Bakalım ne yapacaklar. Sen şey yapmak istiyorsun yüz türlü ile. China Card, yani China Card elindeyken eventini çözmeyi daha çok seviyorsunuz ama. Fault orta. Evet. Hem o hem de West Germany'yi bozdu. Şimdi zaten oynayamayacaksın Suriye event olarak. Şimdi ben mecbur. Brush orada gitti. İtalya da güçlü. Ben orada op yarışına girmek istiyorsa okey ya bence. China kartı alalım yine. Hayır, hayır. Hayır ama şu an şeyi de yapabilirsin. West Germany'ye koyup UK'yi de alınca şu an Europe'u da dengelemiş oluyorsun. Ya Nixon çıkmadı ya. Anladım dediğini. Peki. Sen şöyle yapalım diyorsun. Şey olmasa bu arada okeydim. West Germany'yi bozmasalar senin tarafındaydım ama şu an bir tırstım yani. Bu kadar önde olduğumuz bir oyunda Avrupa'yı bu kadar boşlamak istemiyorum yani. Okey. O zaman son şeyde Libya'ya mı? Sadece yoksa Panama. Libya'yı alalım istersen ya. Tamamdır. Middle East'i değiştirdi de önce. OPEC bizde. Missile Envy geldi. Nixon onlarda şu anda. Bak, güzel oldu. Space atabilirler. Biraz Five Year Plan geldi. Mesela China Card da bizde olsaydı Five Year Plan çok güzel olurdu ama şimdi China Card ondayken o kadar bence bir aynı güçte değil yani. Şimdi onda muhtemelen o ne yapacak? Saltı oynadı. Şimdi göreceğiz bir de onu. Headline'ı. Aa evet. Biz galiba şey yapacağız. Ben bir slam'ya varım. Gerçi yok ama nükleer test ben oyunda. Ellerinde nükleer test ben var. Yani
ona denk geliyor. Nükleer test ben ne yapıyor bize? Bir BVP veriyor mu yoksa onu da mı yapıyor? Onu bana arttırıyor yani, hiçbir boka yaramıyor. Bir de İtalya'ya durduk yere vulnerable yapıyorsun yani. Darbeye falan. Okay. Durduk yere Europe Control yolları açıyorsun. Yani Puppet Government'ın çok bir esprisi yok. Ama bir tane event için oynarız onu artık. Yani. Ya da John Paul, yani kesin event için oynayacağız. Onu da oynayabiliriz. Headline o ikisinden biri gibi o zaman. Bence de FCON düşmezse 5 year plan mı ya? Bak sen. Abi işte bak, China Card ondayken ama şu ellerini çok sıkıntıya sokmuyoruz yani. Ne çekmeye umuyorsun 5 year plan'ı? Sıkıntıya sokmak için yani. Nixon'ı çekebilirsin. Nixon'ı çekebiliriz. Nixon'ı çekersek evet. Dur bakalım, zaten bence Long Gunman'ı headline yapacaklar. O yüzden 5 year plan zaten yapamayacağız. Yok, yine yapabiliriz. Long Gunman ve önce 5 year plan trigger olacak çünkü. Yok ama şimdi, aa doğru. Defcon suicide risk yok. Onlar için de olmuyor yani. O zaman sadece coup yapmıyorlar yani de. Yani U2 var. Olympic Games var. Nuclear Test Ban var. Nuclear Test Ban'i çekmek falan da çok büyük iş. U2 var dedin. Başka ne var dedin? Lone Gunman var. Olympic Games var. Nuclear Test Ban var. Okay. Oh, evet. Quagmire. Quag geldi. O zaman... 5 year plan sanki daha da mecburi oldu şu an bence. Sıkıntıya sokmak. Çünkü şu an John Paul falan umurunda değil adam. Zaten bir tur boşumuz var. Evet. 5 year plan de yani çok olmayabilir ne çekeceğimize göre de. 5 year planın ne olur? Şimdi çekmeye varım bunu. Basıyorum o zaman. Bas abi, bas. YouTube. Güzel. Evet. Üç hallerinden aldık. Long Gunman'dan iyidir. Biz OPEC'i atacağız. OPEC'i mi atacağız? OPEC'i atmayacağız bence. Üç çünkü Space'e de atabiliyoruz. Hmm, doğru diyorsun. Yani... Ayrıca Arap İsrail'i boru atacağız abi. Daha Flower Power da var. Bunu biz oynamamız bile 2 VP veriyor. Eyvallah bak. Ben Flower Power'ı tamamen unutmuştum. Süper. O zaman hazır Quagmire'dayız. Tuvalet Monstrası bende. Tamamdır. Arap İsrail War kesin gidecek. Evet, ne kaçırdım?
Hiçbir şey kaçırmadım. Daha hala bekliyoruz onları. Harbi mi diyorsun? Önce Arap İsrail var. Sonra düşünürüz. Onlar bence şeyi falan düşünüyorlar şu an, tartışıyorlar. Abi bizim tek çıkar yolumuz Europe Control galiba. Bence bunun tartışmasını yapıyorlar. Yani olabilir. Öyle bir hissiyatım var. Sosyalist falan varsa ellerinde. Sosyalist varsa bet edebilirler yani. Ama sosyalist yoksa çok zor. Ama bizim burayı hakikaten biraz daha güçlendirmemiz lazım. dediğin gibi Europe güçlü. Hani bu, yani bu tartış, yani şu an bu kadar uzun tartışmalarının sebebi o influence. Kuyu yapmıyorlar. Evet, aynen bak. O zaman Arap İsrail atıyorum. Saksız. Oley. Ve şey yaparlarsa, West Germany'e yükleme devam ederlerse, İtalya zaten şu an buffer'ı var. Hem İtalya'yı güçlendireceğiz hem Yugoslavya'yı alacağız. Evet, evet. Yani o %10 küsürlük şansı bırakmamamız lazım. Evet. O CIA varmış ellerinde. O Europe Scoring. Bir şey bozamıyoruz bence ama sıra bizde onlardan sonra. Ondan sonra bozabiliyoruz. Ellerinde Nixon var dediğin gibi. Biz şu an kuru yapacağız değil mi CIA ile? Bence kuru yapacağız evet. Angola'ya kuru sanki. Angola'ya da Nijerya. Angola'ya Nijerya çünkü South Africa'nda oynayacağız. Hı-hı. Oynayabiliriz yani. Oynamak isteyebiliriz. Oynayacağız evet. Hatta. Ömerden oynayacağız. Bir sıra rica ediyor. Sıra yapıştır. Oh güzel. Vallahi abi ne alta attık ya. West Germany'ye bir tane daha koyarlarsa West Germany'yi şey yapamıyoruz. Hoş ver onlar da yapamıyor. Alamıyoruz. Biz de onlardan, biz de John Paul yapabiliriz şu an. 5-6. Hemen göstereyim bakalım. Abi. Onu şey yapabilirsin. Nixon var. Colonel Vilgars, Europe Scoring, Long Gunman, Olympic Games ve Nixon. Ha, yalnız bizim şey yapmamız lazım. Ne? John Paul... Dediğim gibi tam olmuyor çünkü o zaman China ile West Germany'yi alabilir. Yani bence, iyice boka sararız. Yok yok bence şey yapmamız lazım. Biz bence bir tane Kanada'yı alınca zaten domination'larını kesiyoruz abi. Aa eyvallah. Evet. Gerisini de iki tane de West Germany'ye koyacağız. Evet. Tabii tabii tabii. Şu an yani ellerinde çok op da yok. 3 op bile yok yani şu an ellerinde. Evet, elleri bayağı zor. Bir ellerini bir daha açsana biz. Misille ne yapabiliriz onu bir düşünelim. Ellerinde şey nükleer testman yokmuş bu arada. Vardı oğlum oynadılar. Ha doğru oynadılar ya. Doğru diyorsun. Şimdi ellerinde Nixon var, Olympic Games var, Long Gunman var. Bir de Colonial Rear Guards. Yani Olympic, yani bize event verecekler her türlü. Bak şimdi Olympia oynarlarsa Missile Envy'yi oynayabiliriz aslında. China Card Influence, okay. Biz ne yapacağız? Bence yarışacağız. 4 oplukları kalmıyor. West Germany'i 2 daha koyacağız yani. South Afrika'yı da yapıyor. Şu an. Şu an. Misal Emre'yi hala bir şey diyorsun sen. Bir şeyler yapabiliriz ondan. Bakalım. Tamam anladım. Ne yapıyor bakalım. South Afrika'yı koyuyor yani ve komşu. Tamam. Trigger. Resolve etsin abi o. Long Gunman, Olympic, Europe.
Şu an ellerine bir kart tutabiliyorlar. Öyle bir şey var. Ne bu? Evet, Sonel bir de ellerinde şimdi bir de düşürdük falan değişik şeyler var. Mislemi ile ellerini biraz zora sokabiliriz. Son ellerinde Mislemi oynamak zorunda bırakabiliriz onları falan. Ama o şey olmuyor biliyor musun? Ben geçen onu denedim. Kendimle gurur duydum. Oh ne biçim bir oyun yaptım diye. Rakipte scoring card olduğunu biliyordum. Şey oluyor. Scoring oynayabiliyor. Scoring oynayabiliyor evet. Evet oynayabiliyor. Ben çok gurur duymuştum kendimle. Hayal kırıklığına uğradım. Ben scoring'i o kadar oynayayım tutmayacağını düşünüyorum. Ama şey yapabiliriz yani. Mesela iki kart var elinde. En son ikisinden birini space'e falan atmak istiyorsa elini öyle kilitleyebiliriz yani. İhtimal falan. Neyse bakalım. Şimdi Nixon oynayacak. Evet. Nixon oynadı. Şimdi Olimpik olmasaydı işte elinde. Bence bizim Puppet Government'ı oynayalım ya. Puppet Government'ın tek olayı şey olabilirdi belki yani Nikaragua, Haiti, yani Küba'ya bastırmak için yani. Çok da önemli değil. Bence ben şeyi fark etmedim. Yani hem Nixon elinde hem Nixon hem de şey kalırsa gibi düşünüyordum ben. Ne bir kart daha var isteyeceğimiz. Connor Rearguard kalırsa falan. Ama şu an bence öyle bir... Long Gun'dan artık Colonial kalırsa elinde Colonial'ı oynatmak zorunda kalabiliriz. Alabiliriz. Şimdi Olympia oynayacak olabilir. Evet. Ama Colonial Rearguard bize ne veriyor ya abi bu arada? Ya şu an derdim şey yani Puppet'ı oynamak daha mı kıymetli acaba? Yani Mislemi mi oynayalım acaba şu an? Colonial Rearguard'sa yani zaten Southeast Asia'da çok bir şey olayı yok. Afrika'da yani Algeria'yı bozacağız o kadar. Şey de olabilir ha. UN OPEC. UN OPEC de yapabiliriz. Ama OPEC'i büyük ihtimalle Space'e atabiliriz. Orada 3 VP var. Evet. Yani Mislemi mi oynayalım şu an yoksa Puppet Government? Sen söylediğini yapacağım şu an. Ya ben Puppet'ın şu an bir kazanımını görmüyorum. Nikaragua zaten şeyimiz var. Yani bir tane Triboktan Haiti'ye şey koyacağız diye şu an elimizde şeyi tutalım bence ya. Koy böyle. Bence Mislemi'yi de oynamak zorunda kalacağız yani. Bence UN'i tutacağız elimizde. Şu an zamanla yarıştığımız için de o kararı biraz sonraya bırakmak. Şimdi Olimpiya oynarsa... yok Olimpiya oynamadı zaten. Tamam. Şimdi o zaman biz... OPEC Space bence. OPEC Space'e varım. Peki, şu okey. Colonial atıyor. John Paul'u event için ben oynama taraftarıyım. Oyna abi. Şimdi bak Long Gun'da Olimpik var elinde. Tamam. Evet. Missil Envy ile Long Gun'ı mı alsak elinden ya? Headline yapamasın. Bak şu an elinde ne kaldı? Enteresan. Long Gun mı? Ne yapıyor şimdi? Exchange card mı seviyor? Bize Long Gun'ı vermek zorunda kalıyor. Yani Long Gun'ı alalım mı? al sana enteresan fikir. Ama Mislemi onda oluyor o zaman. Sonra nasıl oluyor? Tamam işte. Mislemi'yi ilk tur oynamak zorunda kalacak bir sonraki tur. Çok büyük sıkıntı. Ve şey değil, değil mi? Yani normal hiç daha önce böyle şeyle karşılaşmadım. Event'ini oynayamıyor. Direkt op için oynamak zorunda değil mi? Must use this for aynen. Aynen. Tamam süper abi. Yapalım mı? Hadi yapalım böyle. Ya işte bu yüzden saklıyorsun. Defcon warning. Defcon warning olmuyor. Var. Okey. Çok ilginç bir şey oldu. Place influence.
Ya Germany ya Panama olacak. Germany bence de ya. 4 Biz euro. Milop'ta iyiyiz değil mi şu an? Milop'a bir bakar mısın? Bir Hmm, eksiğimiz varmış bir Milop. aslında. Ne yapacağız ki? Yani şey Kamerun'u Salla falan ya o. yapabiliriz de. Bence yani Boş ver ya, boş ver. Şu an tamam. bir VP verelim. Tamam. Ha. Böyle değişik bir şey oldu böyle. O Grand Sales geldi. Ve Yusri tekrar geldi bize. Evil Empire da headline olabilir ha. Grayset var abi ya. Tabii. Ama onu headline yapmak zorundayız. Grayset mı? Ama Gerçi Warhead. headline yapmazsak o zaman def şey veriyoruz. Q veriyoruz. Evet, Graces. Hiç düşünme. Bence Yusri şu an Ha, event zaten için onlar ya. oynanır. Yani Yusri de bir opsiyon. Çünkü cevap verecekleri bir de iki opları var sadece. Şu an Yusuri'yle Asya'dan siliyoruz adamları. Ha, olaya bak. Yani ikisinden birini koruyabiliyorlar sadece. Büyük ihtimalle South Kore'yi korurlar ama o zaman bizim North Kore'ye access'imiz yok. Yani çok bir dinamik değiştirecek bir şeyimiz yok burada. Bir ara Japan'ı almak istiyoruz bence. Onlar almasın diye. Ama China Card da Abi bizde artık. usulüyle North Kore'ye de koyabiliyorsun yani. Ha bunu da koyuyoruz biz değil mi? Silmiyoruz. Pardon, doğru söylüyorsun sen. Doğru diyorsun. North Kore'yi Oynasın alabiliyoruz bakalım. Yusuri'yle. Ve South Korea'nın da şey var, kart falan, güzel kartlar var. Çok Doğru. güzel hareket yaptı Yusuri, ya. Çok Yusuri tatmin oldum. olur. Evet, iyi oldu. Benim beklediğimden daha iyi bir sonuç çıktı. Orada son misillerimden. Long Gunman de gitti çünkü dediğin gibi yoksa oynayacaklardı şimdi. Biz ellerini neyle gördük? Çünkü CIA oynadılar. Peki. Lübnan'dan atıyorlar. İki tane daha. O kadar sıkıntı yok en azından. Grand Sales'ı Aynen. basıyorum abi. Bunu oynayamıyor muyuz? O Bence return it diyor. return. Ha, Sadece return oynayabiliyoruz. mı edelim? Ha, Event event. oynayalım. Ha, bir dakika. Event'i Bir dakika ya, nasıl böyle bir şey? Ama o zaman eventleri çözersek onların elindeki ilk şey gidiyor mu? Ben anlamadım. elinde iki kart gidiyor. Yani daha doğrusu mislemi geri veriyoruz yani sadece. Hayır, şimdi Misilemi'nin güzelliği ilk tur bunu oynamak zorunda kalacaklardı. Şimdi biz Tamam o zorunluluğu işte. ellerinden alıyor muyuz? Hayır ama play event dersek almıyoruz. Aa, oyna oyna. Değişik oldu bayağı. Mind Games. Oh. Oho. Bir dakika şimdi ne yapıyoruz? Biz Germany'e 3 tane Evet. koydu. Bir de Q yapabiliyoruz. Veya Realignment. Q yapalım. Nereye yapıyoruz Q'yu? Herhalde Polonya'ya yapıyoruz o zaman. İtalya'ya yapalım istersen ya. Ya da ne bileyim. İtalya bu kadar sıkıntı değil sanki. Sen daha düşük ya. Polonya yani bir dakika. Şimdi şey yani Kuyama'nın tek olayı Defcon düşürmesi. Evet. Bence Defcon düşürmek istiyoruz. İki op oynayacaklar bir de. Tabii. Zaire falan şey değil. O yüzden bir Battleground'lardan biri. Ha İtalya'da Battleground tabii ki daha. Ne oluyor Polonya'nın ihtimalleri? Yap ya yap. Yes. Yap yap. Polonya mı? Polonya iyidir.
Tamam. Yani şeyle %50 ihtimal bir şey düşüyor sadece. Sadece şunu şey yapayım. Ya İtalya şu an iyi Yapmadım yani bence. Polonya. Tamam, Polonya yaptım abi. Bir, okey. Düştü en azından. Hatırlamıyorum. Evet. Ellerinden şey çekmiş gibi olduk yani sadece şu Green Sales'la. Usuri'yle de ne yapalım biliyor musun? Usuri'yi son round'a bırakalım. Son anda Kore ile South Kore'ye koyalım. Asia'da presence olmasın. Olur. Çok mantıklı. Tuttum bu planı. Evet. Duyuyor musun beni? Daha duyuyorum, duyuyorum. Evet. Ben seni duymuyorum. Ben seni duyuyorum. Peki, ama ben seni hala duymuyorum. Mikrofon açık. Ben de şey... Hala duymuyorum galiba. Kulaklığı çıkardım. Evet, duyuyor musun şu anda? Olabilir sorun. Discord'u Teknik aksaklıklar. yenileyeceğiz. Teknik aksaklıklar. Aynen öyle. Şimdi ne yaptı orayı? Durum. Şu an duyuyor musun beni? Zamanımız kısıtlı. Başka video aç ses için. O zaman kısıtlı. Oyuna bak. Bana cevap ver. Sen oyna abi, bir şeyler yap ya. Bir şeyler yap. Şu... Duyuyorum, duyuyorum şu an. Heh, tamam oldu, süper. Tamam, çok iyi. Çünkü zor bir hamle. Çünkü West Germany'e Aynen 2 koydular. abi. Ne yapmalıyız? West Germany, yani West Germany'i bırakabiliriz onlara. Öyle bir opsiyon var. Yok ya, ne gerek var? Tek riskimiz o. Reformer falan gelebilir çünkü. Doğru söylüyorsun. O zaman West Germany'i an Empire from şey mi? An Evil Empire'la mı düşünüyorum? Empire'la yapıştır abi. Zaten az kartları var. O savaşı kazanırız biz. En kötü China kartı oynamak zorunda kalırız. Yani şu an bütün ellerini oynayacaklar, evet. Hiç ekstra kartları yok. Pershing deployed oynamamız gerekirse oynarız. UN intervention yapabiliriz. Long gunman riski gitti artık. Tutmak iyi olur yani de. Sebebi yok. Afrika'yı komple saldık yani. O yüzden Portuguese Empire Crumbles direkt oynayabiliriz. Bir sıkıntısı yok onun. İran kontrayı Zaten bence o... sondan bir önceki ile oynayabiliriz. En son 3 lira oynayacağımız için. Bence onlar umudu kesti zaten, o yüzden West yani Europe kontrole oynuyorlar. Evet, şu an board'da bir durumdayız bayağı. Okey. Aa, okey, yo. Ne Bence yapalım? şey, Portuguese Empire Crumbles bir tane şeye gidebilir. Bir Meksiko, bir West German ediyorum ben. Panama'yı salabiliriz öyle. Ben varım ona. Tamam. Sağ ol abi ya, boşver. Şu an bize kaybettiren Central Amerika olmaz yani. Çile'yi bir ara şey bufferlayabiliriz eğer başka hiçbir şey yapmayabilir. Yani ne yapacağımız konusunda biraz şeysek. Eksik kalırsak sırf Allende'ye karşı. Yani Polonya'ya da saldırabiliriz. Onun yerine almazlarsa hala. Elimiz çok güçlü değil o açısından. Özellikle şey yapmayacaksak. Pershing'i yönetim intervention oynamayacaksak. Ki bence Pershing'i onun yerine şey atalım. Space Race atalım. Çünkü Uzaya. 3, evet. 3 VP var orada, next point. Orayı deneyebildiğimiz kadar deneyelim yani. 2 opta atamıyoruz zaten.
Ya kardeşim bir bırakmadınız. Allah sen Amerika'yla abi. Direkt alalım, şey yapmayalım. 20'ye 16. Bu kadar op dolu bir Avrupa'da bir yer görmemiştim ben daha önce, benim oyunlarımda pek olmuyor böyle. Boys, okay. Tek person yatayım mı ben de? At abi. Space olmadı yine. 2'dir. %50'yi kaçırıyoruz orada. Bundan sonra Summit oynayacağız. Sonra İran Kontrol oynayacağız. İran Kontrol şey olabilir bize. Ku yapabiliriz yani. Sırf military of almak için. Kemarin olabilir. Siren States olabilir. Büyük ihtimalle Kemarin daha iyi olur. Zaire'yi biraz koruyabilmek için. Hem Zaire'yi hem Nijerya'yı yaşlı. Aslında bizim kamerada bir an önce Ku yapmamız lazım. Evet. Yapalım abi o zaman next turn. Tamam. Bu Suriye'yi de sona bırakıp Korelere ikişer tane yapıştıralım. AJ scoring gelirse, South America scoring gelirse oyun biter. Yalnız bir dakika, next turn yapacaksa İran kontrayla mı yapacağız? Bu fail ederse ve realignment için onlara extra zar verirsek o da iyi olmaz. Abi. Tamam, Summit'le bir yere influence koyalım. Mesela Polonya. Ya bu çok enteresan bir oyun oldu yani. Southeast Asia'yı bu kadar boş ilk kez görüyorum. Hiçbir aksiyon olmadı. Değil mi? Aynen öyle. Hiçbir şey konulmadı yani oraya. Evet. Yani Malezya'ya bir şey konulmadan Tayvan'a giriş yapıldı. Evet. Ve biz güzel puan aldık oradan yani. İki kere oynandı çünkü Asya. İlkinde şeydi gerçi. Domination alamadık ama. Okay. Tamam o zaman darbemizi Guatemala'ya çeviriyoruz. O kadar şey. Niye ki Guatemala'da kuyu yapmamızın çok bir esprisi yok bence. Yani şöyle var. Hem Central America Domination'ı kırıyoruz. Hem de evet, Meksika'ya şeyi de kırıyoruz sonra. Sonraki tur. Ama Summit'le yapacağız galiba. Ya da kontrayla yap ya bence. Bir sonraki yine bir kuda yapabiliriz yani. Başka ipki open neyi kullanacağız ki? Tamam. Yani. Belki de evet. Kontrayla yapsam daha iyiydi. Abi boşver. Bir geleceğin ne bizim. Ben İran kontrayı erken oynamaktan tek endişem şey o zaman. Bizi çok güzel şey yapabiliyor. Oo. Al Şile'ye koş istiyorsan. Şile ya da Panama. Panama'yı bozmak daha iyi olabilir. Gerçi direkt repair ediyor o zaman da. Koy abi Panama'ya koy ya. Panama'yı boz. Gerçi oraya koyacak. Aslında Şili'ye koyunca daha çok şey mi kazanıyoruz? Şile daha iyi olabilir ya. Nızalandı'ya karşı şey yapıyoruz. Hadi. Çünkü zaten bir ekstra koyduğu için yani. OS'le geri repair etmek için yapmış. Sonra İran kontrayla ben Kamerun'a yine de bir ku yapma taraftarıyım. Ku yapıyorum ya. Buralı yani ikisi hadi Nijerya'ya girişimiz var ama Nijerya'ya eksesimiz de yani gidiyor o zaman. Central America scoring olsa oynamıştı diyorsun. Ama ben şunu diyorum sana. Bir sonraki tur diyelim ki Meksika'ya ku yaptı. Ve şey yaptı. Sonra da yani bizim onu realign etme şansımız olacak. Tamam. Katıldım sana. Tatava yapma diyorsun. Tatava yapma. Ya, tamam yaptım diyorsun. Tamam yaptım. Yok ya o kadar haklısın yani. Ona da katıldım söylediğine. O yüzden. Hem domination kesiyoruz hem bir şey yapıyoruz. Bir sonraki el içinde üfsüreyim. Şu an Middle East'te mesela domination var ama biz Libya'yı alırsak o domination'ı kırıyoruz. Boşver ya Aycalı. Sıfır olacaklar şimdi.
Burada Presence da bayağı bir şey. Evet, 5 puan, 11 puanlık bir region olacak eğer şey yaparsak. Ya biz şu an şey yani South America, Asia Scoring, War Games bunların hepsi de oyunu bitirecek Evet. şeye geliyor. 3 karta bakıyoruz yani. Şu an Bizden 7'ye iyi. 5. Avrupa'da da iyi tutunduk yani. Şey, daha önce Domination'da Evet. alamadılar. Çok enteresan bir oyun oldu ya. Bakalım son kartları neymiş. Socialist o. Bence yine de bunu yapıyoruz. Evet, şu an yap yap abi ya. Madem öyle. Madem öyle. Asya vs. Avrupa. South Amerika America. geldi. Chernobyl'de Headline yapmak bizde lazım. bu arada. Headline'ı görürsek abi South America ile direkt Aa kazanıyoruz. doğru. Şimdi o yüzden şey almaları lazım. Ben kazandık galiba. Okey. O zaman direkt bastım. Bas abi. Reformer'da şey yapamıyorlar. Evet. GG. 2'de 2. Buradan ben bir şey kaçırmıyorum. Şey yapamıyorlar hiç. Çok maç ya. Güzel. Güzel güzel. Şu an milli takımlar nezdinde en çok official maç kazanan takım biz olabiliriz. Hadi bakalım. Zaten şey daha öteki gruplar başlamadı galiba. Çünkü üç tane küçük üç takımlı grup vardı. Yo başladılar başladılar. Tamam. Öyle mi? Katalanlar da çıktı galiba. Evet. Şeyi bilmiyorum Malezya ile Hong Kong üçlü bir maçları vardı. İşte bak. GG.